Evet, komandolar, bordobereliler, tekrardan selamlıyorum sizi. Sınav öncesi son büyük yayın olarak, kapsamlı olarak bu akşam tam bir operasyon yapacağız. Sabahlar olmayacak dermişim. Tabii o kadar uzun tutmayacağım. Marifet, çok bilgi az zamanda verebilmek. Zira zamanın dar olduğunu, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu tabii ki sizin kadar iyi biliyorum. Dolayısıyla sizler yerine empati yapıyorum. Bu akşam coğrafyanın ilk konusundan son konusuna kadar boşluk doldurma soruları, doğru yanlış soruları her birine piyanonun tuşuna dokunur gibi inşallah dokunacağız. Ve TÜİK verilerini yine tekrar gözden geçireceğiz. Sınava girmeden önce şöyle bordo bereli bir duş alacaksınız arkadaşlar. Üstünüzdeki tozdan, pastan şöyle bir arınacaksınız. Kendi bilgilerinizi check etme imkanı bulacaksınız. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Yaşadığınız coğrafyalara selamlar gönderiyorum. Dile kolay, bir senemiz beraber geçti. Bu anı çok fazla yaşamaya başladık. Artık zaman hızlı geçiyor. Sizler gibi yine on binlerce arkadaşımız her yıl sınavdan önce bu ekranlara konuk oluyorlardı. Ve onların birçoğundan atanma mesajları alıyorum. Bunu da zaten Instagram'da paylaşıyorum, biliyorsunuz. Sizlerden de inşallah bunun teyidini, bunun sözünü almak istiyorum. Sınavınızın güzel geçeceğine inanıyorum. Bir yıl boyunca gerçekten prensipli bir şekilde çalıştıysanız sınavdaki soruların çok da sürpriz oluşturmadığını göreceksiniz. Ben hiç kuru teselli yapmam. Coğrafya, özellikle coğrafya adına konuşuyorum. Coğrafya kötü sürprizler yapmaz. Genel olarak vefalı bir branştır. Çalışana hakkını veren bir branştır. Peki bu akşam biz ilk konudan son konuya şöyle bir tozunu alalım. Şimdi tabii yayının başlangıcı olduğu için seste, görüntüde herhangi bir yerde sıkıntı var mıdır, yok mudur onun teyidini alayım sizden. Ondan sonra başlayalım. Arkadaşlar, ÖSYM şu ana kadar çok büyük sürprizler yapmıyor. Neleri sorabilir? Onlara yine değineceğim. Dolayısıyla sizler de kendinizi check etmiş olacaksınız. Seste ve görüntüde herhangi bir sıkıntı var mı? Minimum 1 saat sürecek. 1,5 saati de taşabilir. Yani dile kolay. Baştan sona bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Zamanı ben de kestiremiyorum doğrusu. Yayının akışına göre devam edecek. Belki bazı yerlerde açıklama lüzumu olacak. Bazı detaylara gireceğim belki. Dolayısıyla ne kadarlık bir yayın süresi olacağını, minimum 1 saat olacak zaten. Çayınızı, kahvenizi kenara koyun. Bu arada kalemlerinizi hazırlayın. Eksik olduğunuz yerleri not alın. Belki ilk kez duyacağınız şeyler olacaktır. Çünkü benim her yayınıma herkes katılamıyor. Dolayısıyla kalem kağıt da hazır bir kenarda durmuş olsun. Şimdi hocam, karizma çok iyi. O kadar mesaj arasında bunu görüyorum. İşte bunu algıda seçicilik deniyor, değil mi? Hocam çok heyecanlıyız. Ciddi olamazsın. Heyecanlı mısınız gerçekten? Bu olağan bir şey arkadaşlar. Heyecanlı olmanız gayet doğal bir şey. Ama bunun üst düzeyde olması sıkıntılı. Kaygı durumuna geçmesi sıkıntılı. Şimdi ben herhalde şey yok değil mi? Seste ve görüntüde sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Evet, sıkıntı yok. 4000 tane bordo bereli toplandı bu akşam. Daha da rakam sayı artıyor. Şimdi biz başlıyoruz çünkü artık Instagram yayına katılan herkese bildirimi göndermiştir. Yorumları kapattım. İstifadeli bir ders olmasını diliyorum. Şimdi arkadaşlar, bir konuda anlaşalım. Oldukça hızlı olacağım. Neden? Çünkü son depar. Bazı arkadaşlar not almak için çok böyle bir zaman düşünmesinler. Bir de çok okunaklı yazmayabilirim. Neden? Dediğim gibi zamanı çok ekonomik kullanmak istiyorum. Bu nefesimi az zamanda çok şey söylemeye ayırmak istiyorum. Şimdi önce TÜİK verileriyle başlıyorum.
ÖSYM TÜİK verilerinden çok da soru sormuyor. Ama biz işimizi tedbirli gidiyoruz. TÜİK verilerinden sormadı fakat sorabilir. ÖSYM TÜİK verilerinden zaman zaman değinecek sorular soruyor. Bu ya tarım sorusu oluyor ya nüfus sorusu oluyor. Dolayısıyla başlayalım. Şimdi bunları ben anlattıkça sizler kendinizi çekelim. Bunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? ÖSYM TÜİK verilerine baktığımız zaman buğday üretiminde, arpa üretiminde, mısırda ve şeker pancarında Konya'nın birinci olduğunu bileceksiniz. Konya adeta bir tahıl ambarıdır ve Konya'nın birinci olmasının nedeni bazı ürünlerde, ki mısır bunlardan biri, KOP projesidir. Sevgili dostum, KOP neydi? Konya Ova Sulama Projesi. Suyu nereden getiriyordu? Göksu Nehri'nden getiriyordu. Göksu Nehri'nden getirdiği bu projenin diğer adı neydi? Mavi Tünel Projesiydi. Bu tarım ürünleri, mesela buğday en çok burada yetişir. Buğday nerede yetişemez? Bunu biliyorsun değil mi? Ne düşünüyorsun? Biliyor musun? Buğday nerede en az yetişir? Doğu Karadeniz kıyısında. Sebep: güneşli gün sayısı az. Nasıl yani? Buğday yazın güneş görmek ister. Yağıştan hoşlanmaz. Bunu bileceksin. Arpa soğuklara daha dayanıklıdır. Mısır üretimi Türkiye'ye yeter mi? Yetmez olduğunu bileceksin. ÖSYM bir sürpriz yapabilir. Buğday üretiminde dalgalanma olan bir ürün müdür? Şimdi size sorsam, yorumları açsam 5 dakika yorumları beklemem gerekecek ama hiç bekleyecek zamanım yok. Buğday üretiminde yıldan yıla dalgalanma olur. Ne olurmuş? Dalgalanma olurmuş. Ama hocam biz sadece zeytini biliyorduk. Arkadaşlar, buğdayı da bileceksiniz. İlkbahar yağışları yetersiz olursa buğday üretimi düşer. Daha sonra yağışlar artarsa buğday üretimi yükselir. O zaman üretiminde dalgalanma olan ürünlerden biridir buğday. Söylemiş olayım. Şeker pancarı her zaman soru potansiyeli taşır. Bakın, her tarım ürününün soru potansiyeli aynı değildir. A benim bordo berellerim. ÖSYM'nin sorularını yıllarca analiz ediyorum sizin için. Yoksa ben sizin karşınıza geçmeye nasıl cesaret edeceğim? ÖSYM şunları sormayı seviyor işte dostum. Gidip boş beleş tarım ürünlerinde zaman kaybetmeyin. Kaçıyorsa da kaçsın ya bir soru. Sen burada esas resmi kaçırıyorsun. Şeker pancarının 5 tane özelliğini bileceksin. En çok İç Anadolu, il olarak Konya, şeker fabrikaları, ham madde yakın olması gerekir. Şeker pancarı Cumhuriyet dönemi bitkisidir. Şeker pancarı nerede yetişmez? Doğu Karadeniz'de yetişmez. Doğu Karadeniz'in kıyısında yetişmez. Ama hocam Karadeniz'de şeker fabrikası varmış. Ya arkadaşım, ben Karadeniz bölgesi demiyorum ki. Doğu Karadeniz'in kıyısı diyorum. Seni neye davet ediyorum ben? Coğrafya sorularında kılcallara dikkat etmeye. Sevgili bordo berellerim, bak hepinize tembihliyorum. Vallahi kızarım bak. Sınavdan sonra bana böyle bir sorunla gelirseniz, hocam ben dikkat etmemişim, orayı görmedim. Kızarım ona göre. Coğrafya sorularında ÖSYM kelimeden avlar. Her bir kelimeyi dikkatlice okuyun. Sınavda şov yapmanızı istemiyorum. Sınavda temkinli hareket edeceksiniz. Her bir soruya en az 30 saniye ayıracaksınız. Pisi pisine soru kaçırmayı bak, kızarım size. Benim bordo verenlerim pisi pisine soru kaçırmaz. Geçtim. Pirinçte zaten Edirne'nin birinci olduğu yıllardır biliniyor. Artık bunu bilmeyene dövüyorlar. Pirincin Türkiye'ye yetmediğini biliyorsun. Tütün, Adıyaman birinci. Bak, bu ters köşelik bir soru. Hep Ege bölgesi diye alıştık. Evet, bölge olarak Ege ama il olarak Adıyaman. Ve tütün devletin kontrol ettiği bir ürün. Tütün nerede yetişmez diye sorar. İç Anadolu'da, sakın unutma. Tütünün yetişmediği yer İç Anadolu. Sebep: devlet kontrolü. Devlet müsaade etmiyor. Fındık mevsimlik göçe yol açar. ÖSYM şu ana kadar bu tarım ürünleriyle ilgili ne sormuşsa benim gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Ve ben bunları size aktarıyorum. Fındık mevsimlik göçe yol açar. Dünya üretiminde birinciyiz. Üretimin %80'i Karadeniz. Ha, %100'ü değil. %80'i. %20'si nerede? Marmara bölgesi. Sakarya özellikle. Ve fındık üretiminde çok karıştırılan Ordu mu birinci, Giresun mu? Siz şöyle ezberleyin. İkisinin de kalbini kırmayalım. Üretimde Ordu birinci ama Giresun'un fındığı daha güzel. Öyle kodlayın. Ordu birinci ama Giresun'un fındığı daha güzel. Muz zaten Mersin, değişmiyor ve Türkiye'de yetişme alanı en dar ürün. Yetişme alanı en dar. Ya zaten Türkiye'de yetişmesi bile mucize. Serada yetişen tek meyve. Ama hocam domates de yetişiyor. Ula uşağım, ben sana ne diyorum? Meyve diyorum. Domates, sebze, her ne kadar ziraatçılar çekirdekli olan her şeye meyve dese de bizim halk arasındaki meyve biliyorsunuz ne olduğunu. Yani biz sebzeyi, domatesi, salatalı sebze kabul ediyoruz. Fakat
Meyvelerden serada yetiştirilen sadece muz. Neden? Çünkü buna değiyor. Çünkü kazandırıyor. Sen serada her meyveyi yetiştirebilirsin ama üretici bu maliyete girmek istemiyor. Sadece muz için bu maliyete katlanıyor. Okey. Geçtim. İncir soru potansiyeli olan bir üründür. Aydın, dünyada birinciyiz. Size sorulursa muzun mu üretim alanı dar, incirin mi? Muzun daha dardır. Unutmayın. Muzdan sonra hangisi dar? Çay. Üretimi en dar olan ikinci üründür çay. Her yerde çay görebiliyor musun? Çay deyince direkt Rize akla geliyor. O zaman çayla Rize ne oluyor? Monokültür oluyor. Bunu da karıştırma. Mikro klima ile monokültürü karıştırıyorsun. Mono ne demek? Tek. Bir ürün bir yöre ile özdeşleşmişse ismi, buna biz monokültür diyoruz. Kayısı Malatya, çay Rize, adeta çay Rize'nin soyadı olmuş. Rize çay. Tanışalım efendim, buyur, ben Mehmet Eğit. Ben de Rize çay. Ben de Malatya kayısı. Ben de Aydın incir. Ben de Mersin muz. Bak bunlar monokültür, bir yöreyle özdeşleşmiş. Ama ben Ankara buğday diyemezsin. Çünkü buğday bir yöreyle değil. Buğday Türkiye'nin her tarafında yetişebilen bir üründür. Anlatabildim mi? Geçtim. Kestane sevenler vardır aranızda. Vallahi itiraf edeyim, ben de seviyorum. Tam da kestanenin diyarı Bursa'da yaşıyorum. Ama gel gör ki kestanenin en çok üretildiği il sürpriz. Aydın ya. Ters köşe yapar seni. Ne diyor dede? Ya yaradana kurban diyor. Yaradan ne tatlı yaratmış. Hakikaten çok tatlı bunlar. Türkiye tarım ürünleri bakımından dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. Limonda Mersin. Mersin'de limon. Mersin'le ilgili hususi soru bekliyorum. Bakın, bazı illerden soru potansiyeli çok yüksek. Bunlardan biri Elazığ. 2 yılda bir kesin soruyor. Biri Artvin, biri Antalya, biri Mersin, biri Ankara, biri Sivas, biri Muğla. Bak bunları unutmayın. Hocam bir dakika dur, not alayım. Vallahi duramam. Şu anda otobanda yaklaşık 180 km hızla gidiyorum. Şimdi patates Niğde. Nevşehir Niğde arasında git gel oluyor ama İç Anadolu birinci. Neden Niğde Nevşehir? Çünkü oralarda volkanik topraklar yaygın. Hangi volkanik topraklar? O volkanik topraklar hangisi, size soruyorum. İsmi neydi onların? O volkanik toprakların adı litosol mü? Regosol mü? Regosol topraklar yaygın. Bu da verimi arttırıyor. Litosol nerede? Eğimli yamaçlarda. Çay, topraktan soru bekliyorum. ÖSYM topraktan soru sormayı sever. Ey beni dinleyenler. Hangi toprağın nerede olduğunu bilmiyorsan, ki biliyorsundur, ben seni biliyorum, öğrenmişindir. Yayından sonra hemen bak. Terra Rossa neredeydi? Akdeniz'de, Vertisol, Trakya'da, Çernozyum, Erzurum, Podzol, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Alivyal, Delta Ovaları. Bakın bunlar önemli tüyolar. Çay Rize Cumhuriyet dönemi bitkisidir. Fabrikalar ham maddeye yakın olması gerekir. Yıllardır Rize çay üretimde birinci. Zaten bu Rize'nin tahtını sarsabilecek bir il de yok yani. Üretimin neredeyse %90'ı Rize. Geri kalanı da Artvin ve Trabzon. Yulaf da Ankara. Yulaf'tan soru ihtimalini zayıf görüyorum. Elma, Isparta soruldu. Bakın elmada da yanılıyorsunuz. Elmayı yemeyi biliyorsunuz. Ama bunun en çok birinci nerede olduğunu da bileceksiniz. Bölge olarak İç Anadolu, il olarak Isparta. Isparta. Aspir, Kayseri. Aspir biyodizel üretiminde kullanılır. Gül, Isparta, bunu zaten biliyorsunuz. Susam da Antalya birinci. Domates Antalya. Avokado Antalya. Anason Burdur. Anason içki yapımında kullanılır. Kiraz İzmir. Dünya kiraz üretiminde Türkiye ilk üçtedir. Bazen birinci, bazen üçüncüdür. Üzüm sorulabilecek tarım ürünlerinden biri. Bak bunları direkt daire içerisine alıyorum. Üzümle ilgili 5 şey bileceksin. Üretimde Ege bölgesi birinci, il olarak Manisa birinci. Üzüm fabrikaların ham maddeye yakın olması gerekir. Üzüm Türkiye'de en çok yetiştirilen meyvedir. Bak bazılarınızın şunu dediğini duyar gibiyim. Hocam en çok yetiştirilen buğday değil mi? Ula uşağım, meyve diyorum, meyve bak. Cümlenin sonuna dikkat. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Sınavda da böyle yapıyorsunuz. En çok yetiştirilen buğday ama en çok yetiştirilen meyve diye sorarsa üzüm. Unutma, soğuklara dayanıklı. Erzurum'da dahi yetişir, Tortum ilçesinde. Zeytin, soru değeri çok yüksek olan tarım ürünlerinden biri. Dünyada ilk 5'teyiz, satarız. Manisa birinci, yağlık ve sofralık İzmir'le Manisa arasında git gel yapıyor. Zeytinle ilgili o kadar çok soru sorulmuştur ki arkadaşlar. Mesela Artvin Yusufeli'nde mikro klima olarak yetiştiğini bileceksin. Bak monokültür değil ha, mikro klima. Yani sadece orada, Artvin'in Karadeniz'de sadece orada Yusufeli'nde yetişiyor. O yüzden dar bir alan, mikro diyoruz.
Yer fıstığını geçen sene sordular. Adana, Osmaniye, Şırnak. Enteresan 3. ili sordular yani yer fıstığında. Soya fasulyesi Adana, Pamuk'ta Şanlıurfa, Antep fıstığında Şanlıurfa, Kırmızı mercimekte Şanlıurfa, Yeşil mercimek Yozgat ve Kayseri'de Malatya. Dünya üretiminde birinci olduğumuz tarım ürünlerinden biri. Pamuk'tan da soru potansiyeli oldukça yüksek, daire içine aldım. Pamuk'ta fabrikaların ham maddeye yakın olması gerekmiyor ve enteresan şaşıracaksınız. Pamuk aynı zamanda bir yağ bitkisi, çekirdeğinden yağ elde ediyorlar. Beni ilk kez dinleyenler için söylüyorum. Pamuğun yağını tantuni yapımında kullanıyorlar. Pamuk üretimi Türkiye'ye yetmez, ithal ederiz. Üretimde Güneydoğu birincidir sulamadan dolayı. Bunu unutmayın. Doğu Karadeniz'de pamuk tarımı yapamazsın. Bunu da sorar sana. Neden? Çünkü güneşli gün sayısı az, yaz yağmurları var, pamuklar ıslanır. Böyle düşüneceksin. Ve geldim Türkiye'de nüfus veri, pardon, Türkiye'de hayvancılık da vardı. Evet, hayvancılık şurada. Hayvancılıktan zaman zaman soru geliyor. Koyunda Van birinci, keçide Mersin birinci, sığırda Konya birinci, arıcılıkta Ordu birinci. Sığır derken arkadaşlar bu ahır hayvancılığında, ama mera hayvancılığında Erzurum. Arıcılıkta Ordu, Muğla ile Ordu arasında git gel yapıyordu. Fakat Muğla'daki ormanlar geçen yıl yanınca Ordu birinciliği ele aldı. İlk 3 ilimizde Ordu, Muğla ve Adana. Ordu, Adana ve Muğla. Kümes hayvancılığında Balıkesir olmuştur. Manisa ile yarışıyordu. Balıkesir, Bambit'ten aklınıza gelsin. Ve neden oralarda? Çünkü nüfus çok orada. Nüfus, yani beşeri nedenler. İpek böcekçiliğinde Diyarbakır. Evet, geçtim. Nüfus verilerini hızlı geçeceğimi söyledim. Çünkü bu bir bordo bereli parkurundayız şu anda biz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar zaten biliyorsunuz, tozunu alıyoruz. Türkiye nüfus, TÜİK verilerine bakıldığında nüfus verilerine bir önceki yıla göre, yani 2021 yılına göre 2022 verilerini söylüyoruz. Çünkü 2023 henüz bitmediği için açıklanmamıştır. Nüfus artış hızımız bir önceki yıla göre azalmış. Yüzde kaç olduğunu, binde kaç olduğunu bilmenize gerek yok. Hiç böyle streslere girmeyin. Ama ben sizin merakınızı gidereyim. Bazılarınız çatlar şimdi meraktan. 2021'de nüfus artış hızımız binde 12, 2022'de binde 7.1'e düşmüştür. Bunun nedeni ekonomik kriz midir, pandemi midir bilemiyorum artık ama düşmüş. Hani sorarsa ki Türkiye'de en son nüfus verilerine göre nüfus artış hızı artmış mıdır, azalmış mıdır? Azalmıştır. Ama nüfus miktarı artmaya devam ediyor. Neden? Çünkü binde 7, binde eksi 7 değil yani. Geçiyorum. Kent nüfusu %93. Bunu zaten biliyorsunuz. Yani Türkiye'de kent nüfusu fazla. Cinsiyette erkekler daha fazla. Türkiye'de toplamda cinsiyette erkek fazla. Yaşlı nüfusta kadın fazla. 65 yaşın üstünde. Ve Türkiye'de göç veren yerlerde yine kadın fazla. Bu bilgiler eminim ki aklınıza geliyordur. Türkiye'de en fazla hangi yaş grubu var? Bakın buradan soru bekliyorum. 15-64 yaş arasında biz çalışma çağındaki nüfus diyoruz. Bak, çalışan nüfus demiyoruz ha. Ne diyormuşuz? Çalışma çağındaki nüfus. Yani bunlar henüz iş sahibi değildir. Sadece iş sahibi olma yaşındadır. Çalışma çağındaki nüfus. 15-64 yaş arası. Türkiye'de en çok bu var. %69. Yani sizlerin bizlerin olduğumuz grup. Türkiye'de en az yaşlı nüfus var. %9. Özür dilerim. %9. %69. Ortanca yaş, daha doğrusu çalışma çağındaki grup, aktif nüfus, bağımsız nüfus. %9 da yaşlı. Şimdi bu rakamları ezberlemeyin. Siz neyi bilin? En az yaşlılar var. Fakat yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Genç nüfus, yani çocuk nüfus azalıyor. Bu ayrımı da bileceksin ve en yaşlı ilimizin de Sinop olduğunu bil. Aritmetik nüfus yoğunluğunda en kalabalık kent İstanbul. Aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olduğu yer Tunceli. Ve nüfus miktarının en az olduğu il Bayburt. Artık bunu karıştırmayın. Her yıl bir çekişme yaşıyorlar. Nüfus yoğunluğu en az Tunceli ama miktar olarak en az Bayburt. Ve geldik TÜİK enerji verilerine. Arkadaşlar, bu yıl kömür birinci sırada. Türkiye'de üretilen elektriğin büyük bir kısmı kömüre dayalı termik santrallerden elde ediliyor. Yani bir fosil yakıttır. Ve bu kömürün bir kısmı yerli, bir kısmı ithal. Sadece kendi kömürümüz değil. Yani kömür ithal ettiğimiz bir maden. Ve Türkiye'de taş kömürle çalışan bir santral söylediği zaman ne söyleyeceksin? Çatal ağzını söyleyeceksin, unutma. Doğalgaz. İkinci sırada %22. Doğalgaz dışarıya en fazla bağımlı olduğumuz madendir. %98,5 dışarıdan geliyor. Ve doğalgaz boru hatlarını bilmeden sınava
girmeyeceksin. Petrol boratlarını bilmeden sınava girmeyeceksin. Hidroelektrik 3. sırada. O zaman burada biz ne görüyoruz arkadaşlar? Hidro temiz enerjidir. En fazla Türkiye'de termik santrallerden enerji. Bakın ne yapıyor? %50, %56. Yani Türkiye'deki enerjinin büyük kısmı termik santraller, havayı kirleten santraller, tamam mı? Hidroelektrik %20, rüzgar 4. sırada. Bunların rakamlarını ezberleme. Ben seni rahatlatmaya çalışıyorum. Sen stres yaptıkça, her şeyi not almaya çalıştıkça ben seninle empati yapıyorum ve kıyamıyorum sana. Bu stresine kıyamıyorum. O yüzden diyorum ki şu sıralamayı bil. Şu rakamları bilmene gerek yok. Ama şunu da bil. İlk 3'te rüzgar yok. Rüzgar 4. sıradadır. Ve rüzgar deyince akla ilk gelecek bölge hangisi olacak? Ege olacak. Hidroelektrik deyince Güneydoğu Anadolu olacak. Güneş deyince Güneydoğu Anadolu olacak. Jeotermal deyince Ege olacak. Bunu bileceksin. Tamam mı? Hangi bölge, hangi enerjide ilk sırada geliyor? Şimdi rüzgarla ilgili Alaçatı santralini bileceksin. Güneşle ilgili Mersin, Konya ve Şanlıurfa'da santraller olduğunu bileceksin. Jeotermal santralleri kesinlikle önemli. Neydi onlar? Aydın Germencik, Denizli Kızıldere ve Sarayköy. Bunları bileceksin. TÜİK enerji verilerinde geçtik. Burada ne varmış? Evet, bunu gördük. Şimdi arkadaşlar TÜİK'i bitirdim. Sınava giren bir öğrenci, bak ekran görüntüsü alın. Hocam bana yangında ilk kurtarılacaklarla ilgili bir dosya sunar mısınız? Siz coğrafyada yıllarını vermiş bir insan olarak, burada 15 tane kitap yazmış bir insan olarak, haftanın hemen her günü canlı yayın açan bir insan olarak, son dakikada şu garibanlara, bazıları öyle ya, el aman diyor, böyle yapışıyor. Hocam böyle iyi çalışamadım, şöyle kusurum, dostum bak bunun ekran görüntüsünü al. Şunlardan gelecek soru, tamam mı, bak ekran görüntüsünü al. Şimdi ben bu derste bunların bir kısmına değinebilirim. Mesela basınçları bileceksin. Türkiye'yi etkileyen basınçlar nereden geliyor? Hangi mevsimde geliyor? Termik mi, dinamik mi? Türkiye'yi etkileyen rüzgarlar güneyden, güneydoğudan, kuzeydoğudan hangisi geliyor? Yağışın dağılışı, en çok yağış alan, en az yağış alan yerler. Yağışın birimleri yani nedir? Orografik yağış mı, yamaç, konveksiyonel yağış mı? Mesela Akdeniz en çok yağışı nasıl alıyor? Cephesel yağış. Hangi mevsimde alıyor? Kışın. Bunu bileceksin. Her iklimin 5 özelliğini bileceksin mesela. Mesela nedir o? Karadeniz iklimi dostum. En çok yağışı ne zaman alıyor? Sonbahar. Yağış oluşumu? Yamaç yağışı. Diğer adıyla orografik yağış. Karadeniz sıcaklık asla 5 derecenin altına düşmez. Yağış rejimi düzenlidir. Bitki örtüsü ormandır. Kimyasal çözünme görülür. Bak 5 tane şey bil yeterli. Ha bir de nerede görülür? Karadeniz iklimi sadece Karadeniz'de mi görülür? Hayır, Marmara'da da görülür. Aynı şeyleri Akdeniz ve karasal iklim içinde bileceksin. Masif araziler sormaya doyamadı. Jeolojik zamanlar daha geçen sene sordu. Şimdi burada da göreceğiz zaten. Burada da boşluk doldurma gideceğiz. Hani zamanı o kadar ekonomi kullanmaya çalışıyorum ki ne verebilirsem kar. Şimdi bunun ekran görüntüsünü aldın mı? Şurayı da al. Köy altı yerleşmeleri sormaya doyamadı. Al bunun ekran görüntüsünü. Ekonomi politikaları 1923-1934 arası, 1934-1950 arası hangi ekonomi politikaları? Bunların hepsini bir yıl içerisinde anlattık. Yani buna tanık olamayan arkadaşlarımız varsa benim YouTube'daki videolarıma gidip oynatma listesinden bulabilir. Yine üretimi yaygın olan ürünler, tarım ürünleri, sulama, sulamanın ortaya çıkmasıyla hangi sorunlar ortadan kalkar? Mesela sulamayla beraber nadas arazi azalır, üretimde devamlılık sağlanır, üretimde dalgalanmanın önüne geçersin. Ürün çeşidi artar, Güneydoğu'da ürün çeşidi artmıştır. Türkiye'de sulamaya çok ihtiyaç duyan yer Güneydoğu ve İç Anadolu. Hani bunları bileceksin. Devlet kontrolündeki tarım ürünleri, turizm koridorları, bak bunlar banko soru olan yeri, demir yolu ağı banko soru. Demir yolunun olmadığı yerleri soruyor. Antalya, Muğla, Hakkari, Artvin, Bursa, Trabzon, Rize, buralarda demir yolu yok arkadaşlar. Bu ağı soruyor. Hızlı trenden soru gelebilir. Hızlı tren, bak Sivas'a ulaştı. Hızlı tren günceldir. Nerelerde hızlı tren yoktur veya vardır diye sorabilir. Konya, Eskişehir, Ankara, Sivas, İstanbul. Hızlı trenin güzergahları Kayseri ve İzmir. Bak yeni güzergahlar hangisidir? Hangisi yapım aşamasında? İzmir, Kayseri ve Bursa yapım aşamasında. Henüz bitmedi. Anlatabildim mi? Bunlar. Geçiyorum.
Köprü ve tüneller güncel soru değeri taşıyor. Şu anda en uzun tünelimiz Zigana oldu. Artık Ovid değil. Bu bilgiyi güncelleyin. Zigana en uzun tünelimiz oldu. Köprüden geçen sene soru geldi biliyorsunuz. En uzun köprü Çanakkale oldu. İki farklı kıtayı birleştiriyor biliyorsunuz. En geniş köprü Yavuz Sultan Selim. Demiryolu bağlantısı olan limanlar kesinlikle çok önemli. Mesela Samsun, Zonguldak, Mersin, Adana, İskenderun, İzmir, İstanbul. Dolayısıyla bu limanları bileceksin. Bunlar ilk defa duyduğun şeyler olmaması gerekiyor. Ama ilk defa duyuyorsan da bunun önemli olduğunu bileceksin. Bölgesel kalkınma projeleri çok önemli. Metalik madenler. Hocam madenlerin hepsini ezberleyemiyorum diyenler var. Ne yapsam da o zaman metalik madenleri ezberle. Yani demir, kurşun, çinko, bakır, krom, alüminyum, bor. Bor metalik değildir ama bak en çok soru potansiyeli olanlar bunlar. Ve 2 yıldır da üst üste tungsten yani volframı soruyor adam. UNESCO korumasındaki eserler kesinlikle önemli. Termik santraller adını soyadını bilir gibi bileceksin. Hangisi lignitle çalışır? Hangisi doğalgazla çalışır? Hangisi taş kömürle? Bunları bileceksin. Ve boru hatları. Şimdi ben bu derste bütün coğrafyayı bir saatte kabul edersiniz ki bitiremem değil mi? Çok böyle 2 değil 12 hızında gitmem gerekir. O zaman ne yapıyorum? Zamandan tasarruf edeyim. Bu başlıkları bil diyorum. Neleri bilmen gerekiyor? Boru hatlarını yine bilmen gerekiyor. Ve geldim yine önemli şeylerden biri de bu. Sanayinin dağılışını etkileyen faktörler. Yani ne soruyor? Hangi sanayi dalının kuruluşunda ham maddeye yakınlık etkili olmuştur? İşte Elazığ'da ferrokrom. Ama Antalya ferrokrom ham madde değil. Ulaşım özelliği. Samsun bakır ulaşım özelliği. İskenderun demir çelik ulaşım özelliği. Karabük'teki demir çelik fabrikası enerji özelliği, İzmir'deki rafineri, Ali Ağa rafinerisi, ulaşım özelliği yani sanayinin dağılışını etkileyen faktörleri bileceksin. Hangi ürünlerde ham maddeye yakınlık, mesela kağıtta ham maddeye yakınlık önemlidir. Konservede önemlidir, et sütte önemlidir, şeker pancarında, üzüm sanayisinde önemlidir. Ham maddeye yakınlığın önemli olduğu sanayi dallarını bileceksin. İthalat ve ihracatımız nelerdir? Hangi ülkelerle? Önemli dağlar. Bakın bu da çok önemli. ÖSYM bazı dağlardan soru sormaktan hiç vazgeçmedi. Onu zaten ben paylaştım da story'de size. Yükseltinin sonuçları kıvrım, kırık ve volkanik dağları gruplamayı bileceksin. Kıyı tipleri, delta ovaları, karstik alanlar, fay hatları, platolar, akarsular şu başlıkları bileceksin. Evet şimdi bu başlığı geçtim. Geliyorum şuraya. Bir yudum su içelim değil mi? Şimdi şu soruları benimle beraber çözmeni istiyorum. Bunlara verdiğin cevaplar önemli. Sinop'tan Hatay'a doğru gidildikçe şayet benimle beraber doğru cevap veriyorsan sıkıntı yok dostum. Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe yani Türkiye'nin güneyinden kuzeyine gidildikçe çizgisel hız ne olur? Çizgisel hız ben bunları yazmayla zaman geçirmeyeyim arkadaşlar. Hatay'dan Sinop'a gidildikçe yani sadece baş harflerini yazayım azalır. Güneş ışınlarının düşme açısı azalır. Paralel boyları kısalır. Sıcaklık azalır. Cisimlerin gölge boyu uzar. Gece gündüz farkı artar. Hatay'dan Sinop'a gidiyorsun. Yer çekimi artar. Güneşin ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisi azalır. Deniz suyu tuzluluğu sıcaklığı azalır. İki meridyen arası mesafe azalır. Tarım, orman, yerleşme ve kalıcı kar sınırı azalır. Aynı paralel üzerindeki yerler yani İzmir'le Konya ya da Konya'yla Elazığ. Çizgisel hızları aynıdır. Alacakaranlık süreleri aynıdır. Öğle vakiti güneş ışınlarını alma açıları aynıdır. İklim kuşakları aynı yani matematiksel iklim kuşağı aynı fakat iklim tipleri aynı değildir. Sıcaklık ortalamaları aynı değildir. Yerel saatleri aynı değildir. Bakın aynı paralel üzerinde olabilir ama meridyenleri farklı. Nasıl yerel saati aynı olsun? Güneşin doğuş ve batış saati aynı değildir. Her zaman doğudaki yerde güneş daha erken doğar. Ama gece gündüz süresi aynı. İkisinde de aynı sürede gündüz, aynı sürede gece yaşanır. Sadece doğuda olan da gündüz daha erken başlar. Gündüz süreleri nasılmış?
aynı imiş, bunu bileceksiniz. Şimdi bakın şu, bundan da soru bekliyorum. Arkadaşlar, X ve Y merkezleri farklı konumda olmasının nedeni nedir? Güneşin konumu. Dikkat ederseniz bunlar aynı enlem üzerinde diyor. Hangisi daha doğuda? X'in daha Y'nin daha doğuda olduğunu bileceksiniz. Neden? Burada öğlen ama burada öğleni geçmiş. Dolayısıyla bu daha doğudadır. O zaman bunları il olarak kıyaslarsak, bu Kayseri olursa bu daha batıda bir yer olması lazım. Mesela neresi olabilir? İstanbul olabilir. Güneş tepe noktasına yeni gelmiş ama burada tepe noktasını geçmiş. Dolayısıyla coğrafi konumla ilgili bu egzersizlere bilebilmeniz lazım. Sınır kapıları. Arkadaşlar, sınır kapıları zaten soru değeri taşıdığını biliyorsunuz. Bunu benim size söylememe gerek yok. Sınır kapılarını ezberleyeceksiniz. Bunun hiç lamı cimi yok. Hangi ülkeyle hangi sınır kapımız var, bunu bileceksiniz. Şimdi geldim iklime. İllerin sıcaklıklarının farkını sorabilir. Bu akşam şu sorulardan en az 300 tane soru çözmüş olacağız. Şimdi Antalya ile Zonguldak'ın sıcaklığının farklı olması. Antalya'nın Zonguldak'tan daha sıcak olması neyle ilgilidir? Enlemle ilgilidir. Unutmayın. Size verilen illerden ikisi de kıyıdaysa sıcaklık farkının nedeni enlemdir. Güneyde olan daha sıcaktır. Güneşi daha büyük açıyla alıyordur. Ocak ayında Konya'nın Samsun'dan soğuk olması neyle ilgili? Şimdi normalde Ocak ayında Konya Samsun'dan daha soğuk. Oysa Konya ekvatora daha yakın. Bak şurası Konya, burası Samsun. Niye burası daha soğuk olur? Ekvatora daha yakın olmasına rağmen, çünkü karasaldır. Çünkü yüksektir. O zaman bu neye terstir? Bu enlem sıcaklık ilişkisine terstir. Her zaman deniz kıyıları daha sıcak olur. Dolayısıyla sıcaklık sadece enlemle açıklanamaz. Temmuz ayında Kars'ın Sivas'tan daha serin olması. Kars da Sivas aynı paralel üzerinde. Ama buna rağmen Sivas, Kars daha serinse bu yükseltiyle ilgilidir arkadaşlar. Ocak ayında İstanbul ve Şanlıurfa'nın sıcaklıklarının aynı olması ve Rize'nin Diyarbakır'dan daha ılık olması neye ters düşer? Enlem sıcaklık ilişkisine ters düşer. Bunu da bileceksiniz. Şimdi sıcaklığın dağılışını geçtim. Geldim şurada rüzgarlar. Rüzgarları biliyorsunuz değil mi? Kuzeybatıdan hangi rüzgar esiyor Türkiye'ye? Kuzeybatıdan. Türkiye'ye kuzeybatıdan kara yel esiyor. Tam kuzeyden yıldız esiyor. Kuzeydoğudan Poyraz, Samyeli, Kıble ve Lodos. Bunları biliyorsunuz değil mi? Geçtik. Türkiye'de yağışın dağılışı. Bakın en fazla yağış alan yerler nereler? Doğu Karadeniz, Yıldız Dağları, Menteşe Dağlık Yöresi, Antalya, Hatay ve Hakkari. Bir bölgede en çok yağış alan yerleri bileceksin. Sebep o bölgenin en yüksek yerleri olması. Yani yükseltiyle yağış arasında bir doğru orantı vardır. Türkiye'de en az yağış alan yerleri de bileceksin. En az yağış alan bölgemizin İç Anadolu olduğunu bileceksin. Neden? Çünkü içeride kalmış. Sakın Güneydoğu demeyin. Güneydoğu daha çok yağış almasına rağmen buharlaşmadan dolayı arkadaşlar kuraklığı fazla yaşar. Ama yağışı en az alan yer İç Anadolu. Bunu da sakın karıştırmayınız. Geldik şuraya. Hangi bölgenin en yağışlı mevsimi hangisi? Akdeniz en yağışlı mevsimi kış. İç Anadolu ilkbahar, Marmara kış, Karadeniz sonbahar, Ege kış, Güneydoğu kış, Doğu Anadolu'nun Erzurum, Kars kısmı yaz. Ama Erzurum, Kars haricindeki yerlere en çok yağışını ne zaman alır? İlkbaharda alır. Bunu da bileceksiniz. Şurada da Türkiye'yi etkileyen basınçları göstereyim. Arkadaşlar, Türkiye'ye kuzeydoğudan Sibirya gelir. Ne zaman gelir? Kışın gelir. Güneydoğudan Basra gelir. Ne zaman gelir? Yazın gelir. Güneybatıdan Asor basıncı gelir. Kuzeybatıdan da İzlanda basıncı gelir. Bakın şu üçü kışın etkiler Türkiye'yi. Basra yazın etkiler. Bunu da bileceksiniz. Türkiye'deki endemik türler. Sığla ağacı, datça hurması, kasnak meşesi, kaz dağı göknarı, ispir meşesi, ıstranca meşesi. ÖSYM endemik tür sormaya doyamadı.
sınava giren arkadaşlarım. İnanılmaz terledim. Bir taraftan da klima çalışıyor. Hele bak suratıma nasıl olmuşum. Pancar gibi olmuşum. Arkadaşlar, bitki örtüsünü bileceksiniz. Bak gözünüzün içine bakıyorum. Maki türlerini bileceksin. Step türlerini bileceksin. Akdeniz'i tanıtan ağaç türlerini bileceksin. Daha geçen sene sordu. Ya ondan önce de sordu. Adam sormaya doyamıyor, anlayın. Bazı ürünlere karşı, bazı sorulara karşı zaafı var adamın. Madem bu zaafı biliyoruz ve anlatıyoruz, o zaman buradan soru kaçırmak pis olur bakın. Akdeniz, sedir, fıstık çamı, kızıl çam. Bunlar Akdeniz'i tanıtıyor. Karadeniz'i tanıtanlar hangisi? Karadeniz'i tanıtan latindir, kayındır, gürgendir, ıhlamurdur, diş budaktır, kestanedir. Karadeniz'in ağaçları genelde geniş yapraklıdır. Bunları unutmayınız. Maki türlerini bileceksin. Step türlerini, işte koyun yumağını, sığır kuyruğunu, çoban yastığını, geveni, yavşan otunu, üzerliği bileceksin. Şu ana kadar stepten soru sormadı. Step türlerinden soru bekliyorum. ÖSYM bitki örtüsünden soru sormayı sever. Bir de şunu sorabilir diye düşünüyorum. Mesela makiler Akdeniz'de 800 metreye kadar çıkıyor. Ege'de 500 metreye, Marmara'da 200 metreye kadar çıkabiliyor. 300 metre sebep enlemden dolayı makinin görülebildiği yükselti sınırı düşüyor. Geniş yapraklı ağaçları da bilin. Nedir onlar? Kayın, gürgen, ıhlamur, diş budak, kestane bunları ve meşe. Arkadaşlar masif arazileri zaten biliyorsunuz. Bakın Yıldız, Anamur, Bitlis, Menteşe, Mardin, Kırşehir, Zonguldak. Bunların hafıza tekniği de vardı. Şimdi bunu ezberleyemeyen arkadaşlar, bu hafıza tekniklerinin bir kısmını ben YouTube kanalıma yükledim. Bir kısmı zaten mehmeteyit.com web sitemizde, hepsi yani orada da. Ama hiç olmazsa kalan zamanda hocam ne kurtarırsam kar diyenler bunu YouTube'a da yüklemiştim. Şimdi geldim yer şekilleriyle ilgili soru. Bakın Türkiye'nin önemli dağlarını söyleyeceğim dedim ya. Soru gelirse hangi dağlardan gelir? Çok dağ var ve geçen sene ÖSYM şaşırttı. İki tane gerçekten çok detay dağ sordu. Mercan dağlarını sordu. Enteresan ya, Mercan, Tunceli'de. Ne alaka dedik yani. Ama genelde şunu sormaya adet edilmiştir. 32 numarada Kaçkar dağlarının yerini bileceksin. Bakın şurada Canik dağlarını bileceksin. Şurada tam kıyıda olan Küre dağıdır. Tamam mı? Küre, Ilgaz, Köroğlu. Şurada Yıldız Dağları, her zaman soru potansiyeli vardır. Yıldız Dağları'nın yerini bil. Hocam buradan nasıl soru gelir? 5 tür soru gelir. Marmara'da nüfusun en seyrek olduğu yer, en çok yağış alan yer, masif arazi ve burada ortalama yükselti düşük olduğu için kış turizmi yoktur, yaylacılık turizmi yoktur. Her sene derken yani bu dağlarla ilgili hep bunları soruyor. Daha farklı bir şey soramaz zaten. Arkadaşlar Uludağ'ın Milli Park'tan çıkarıldığını da biliyorsunuz. Yani Milli Park'ta çıkarıldı. Önce Kapadokya, şimdi Uludağ çıkarıldı. Yine şu Kaz Dağları önemli. Hem altın madeni yönüyle hem de oksijen oranı yüksek olduğu için Kaz Dağları önemli. Bak Menteşe Dağları size söylüyorum. Bak soru gelecek yerler buralar, bu dağlar. Bey Dağları, ÖSYM'nin sormayı sevdiği dağlardan. Nedir özelliği? Bey Dağları Milli Park, Olimpos diğer adıyla kış turizmi yapılıyor. Buzul şekilleri, bak Antalya buzul şekilleri görülüyor. Yine şurada Sultan Dağları. Geçen sene Bolkar Aladağ'ı sordular. Nur Dağları'nı zaten bileceksiniz. Kırık. Değil mi? Kırık Dağlar zaten biliyorsunuz. Kırık Dağlar, Kıvrım Dağlar, Volkanik Dağlar. Şurada Bolkar, Aladağ ve şurada Nur Dağları, şurada Aladağ ve Bolkar Dağları bileceksin. Şu Güneydoğu Torosları kesinlikle bileceksin. Güneydoğu Torosların özelliği ne? Torosların devamı. Bak şu Batı Toros, Orta Toros, şuradan da Güneydoğu Toroslar diye devam ediyor. Nereye kadar? Şu Hakkari'deki Cilo Dağı. Bunun da soru değeri yüksek. Hani ben sana dedim ya, stres yapma. ÖSYM'nin sevdiği dağları sana söylüyorum. Cilo Dağları'nın özelliği ne? Türkiye'de ortalama yükseltisi en fazla olan Kıvrım Dağı'dır. Bak ortalama yükseltisi en fazla olan dağdır demiyorum. O Ağrı Dağı ama Kıvrım Dağları arasında Cilo Dağı. Soru değeri var. Şu volkanik dağları kesinlikle sırasına göre bileceksiniz. Yani sanat diye kodluyoruz bunu. Sırasına göre derken yani bunların bu sırada olduğunu bileceksiniz. Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut. Önemli. Bu İç Anadolu'daki volkanik dağlar Erciyes, Melendiz, Hasandağ, Karacadağ ve Karadağ. Bunu bileceksiniz. Kula volkanları en son oluşan volkanik kütle olduğunu bileceksiniz.
Ve burada tabii ki Delta Ovaları soru değeri taşıyor. Altınbaşak Harran Ovası'nı soruyor. Bunun en temel özelliği ortalama yükseltisi az. Evet, enteresan. Haritada yeşil renkte gösteriliyor. 375 metre. Yani Güneydoğu'nun ortalama yükseltisinin az olduğunu bileceksin. Ve dostum, sen şunun üzerinde kıyı tiplerini gösterebilmen lazım. Nasıldı Karadeniz? Boyuna. Sinop'ta ayrıyeten limanlı. Şu İstanbul Çanakkale boğazlarında Riya kıyı tipi görülür. Ege'nin genelinde Enine kıyı tipi görülür. Muğla'da Riya kıyı tipi görülür. Şu Teke Yarımadası'nda Kaş açıklarında Dalmaçya kıyı tipi görülür. Akdeniz'in genelinde Boyuna kıyı tipi görülür. Mersin'de Kalanklı görülür. Kıyı tipleri bileceksin. Başka, şu dağların uzanış doğrultusunun sonuçları, bana 10 tane sonuç söyleyebilmen lazım. Paralel uzandığı için denize iklim içeriye giremiyor. Yamaç yağışları görülüyor. Kuzey güney doğrultusuna ulaşım zorlaşıyor. Kıyıda girinti çıkıntı az. Doğal liman sayısı az. Hinterlandlar, kıta sahanlığı dar. Delta ovası oluşumu zor. Bakın, bunları yorumlayabilmeniz lazım. Ve bence bunların yorumunu da biliyorsunuz. Şimdi geldik yer şekilleri ünitesinin sorularına. Bakın, ben buradan hemen hemen her konuya değinecek sorular koydum. Türkiye arasının büyük bölümü hangi jeolojik zamanda oluştu? Arkadaşlar, 3. jeolojik zaman hocam, onun diğer adı neydi? Tersiyer. 1. jeolojik zamanda oluşmuş yaşlı arazilere ne denir? Masif denir. Masifleri saydık. Taş kömürü hangi jeolojik zamanda oluşmuş? 1. Ama ÖSYM artık buna paleozoik diyor. Lignit yatakları 3. zaman, yani tersiyer. Toros ve Karadeniz dağları tersiyer, 3. zaman. Ege ve Marmara denizleri kuaterner, artık 4 demiyor. Derse 4. Ama demezse kuaterner. İlk insan kuaterner. Ülkemizdeki masif arazileri az önce saydım. Ülkemizde kıvrılarak oluşmuş dağlara antik dinal denir. Kırıklı dağlara horst denir. Bak, bunlar da soruyor. Hangisi horst değildir diyor mesela. Horstlar genelde Ege'de. Kuzeyden güneye doğru Kaz Dağı, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe, Ege dışında da Nur Dağları. Bunlar horst. Geriye kalan diğer sıra dağlar kıvrım, yani antik dinal. Türkiye'de kıvrım dağlar hangi sistemin parçası? Alp Himalaya olduğunu bileceksin. En yüksek kıvrım dağımız Cilo Dağı olduğunu bileceksin. Ortalama yükselti arttıkça tarım ürünlerinde olgunlaşma süresi ne olur? Bunu yorumlayabileceksin. Tarım ürünlerinde olgunlaşma süresi uzar. 7 coğrafi bölgeye aynı anda ekilen buğday en geç Doğu Anadolu'da olgunlaşır. Bir taraftan da konuşmakta zorlanıyorum. Üzerinize afiyet, birkaç gündür diş operasyonu geçiyorum. Şu anda ağzımda 3 dişte dikiş var. Ama dedik ki bu canlı yayın yine de yapmalıyız. O yüzden sık sık su içmem gerekiyor. Müsaadenize sığınarak. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanır. Ülkemizdeki buzul şekillerinin büyük çoğunluğu kuaternerden kalma, yani 4. jeolojik zamandan kalma. Dağların denize paralel ve yakın uzandığı ya da hinterland ve kıta sahanlığı dar olur. Bak, bunu cevaplayabiliyorsan korkma. Senin yorum yeteneğin gelişmiş demek ki. Kıta sahanlığının geniş olduğu yerlerde delta ovası oluşumu kolay. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde ne tür yağışlar görülür? Yamaç yağışları, diğer adıyla orografik. ÖSYM diğer adları sormayı sever. Hoşlanıyor bundan. Adam plaj demiyor da kıyı kumulu diyor. Geçen sene ne dedi? Seracılık demedi. Ula, yıllardır seracılık diye ezberledik bunu. Tuttu, örtü altı tarım dedi. Değil mi? Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Dağların denize dik uzandığı Ege kıyılarında Enine. Türkiye'de volkanik dağların en yaygın olduğu bölge Doğu Anadolu. Türkiye'de en son oluşan volkanik kütle Kula Volkanları. Epirojenez olayı ne zaman sonlarında meydana gelmiştir? 3. zamanın sonlarında meydana gelmiştir. 4. zamanın, yani kuaternerin başlarında. Türkiye'deki platoların büyük çoğunluğu epirojenez sonucu meydana gelen yükselmeyle oluşmuş. Türkiye'de en yaygın ova tipi sormaya doyamadı. Tektonik ovalar. Hocam, bu tektonik ovaları nasıl ezberleyin? Valla sayıları çok. O yüzden benim size tavsiyem, karstik ovaları ezberleyin. Geriye kalan tektonik. Zaten sordu mu delta, karstik, tektonik. Yani genelde bu üçünü veriyor. Hangi şıkta doğru sıralanmıştır? Karstik olanlar neydi? Takya, Muştu. Tefenli, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Elmalı, Muğla, Çivril, Tavas.
Ha, Gembos da var, Gölhisar da var. Yani sayı fazla ama genelde bunlar Takkem, Uçtu, bunu biliyorsunuz. Geriye kalanlar tektonik. Fakat tektonikte de şöyle bir durum var. Adam diyor ki hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki tektonik ovalardan biridir? Yani o ÖSYM'de kesin böyle kaynanası Tokat'ta olan biri var. Bazen Erbaa'yı soruyor, bazen Turhal'ı soruyor. O adam hep de oralara. Bazen Niksar'ı soruyor. Şimdi Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki ovalar önemli. Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki ovaları ezberleyin. Geriye kalan Kuzey Anadolu fay hattıdır. Bak bu daha pratik bir şey olur. Çünkü Doğu Anadolu fay hattı Hatay, Kahramanmaraş zaten son depremde iyice öğrendiniz. Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş bunlar Doğu Anadolu fay hattı. Ama Erzurum, Pasinler, Mercan, Tercan, Erzincan, Tokat, Erbaa, Niksar, Bolu, Düzce, Tosya, İnegöl, Bursa buralar bunlar Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde. Geçtim. Karstik ovalar hangi bölgede yaygındır? Akdeniz bölgesinde yaygındır. Şimdi buraya kadar nasılsınız merak ediyorum. Buraya kadar kendinize kaç puan verirsiniz? Yani bu söylediklerimden. Şimdi yorumları açacağım ama yorumlar da hemen gözükmeyecek. O yüzden ben hiç hızımı bozmadan devam ediyorum. Bak gördüm ben de buraya almışım. Erbaa, Turhal. Bu arada bu kitap benim video ders notu. Her ünitenin sonlarında böyle soru cevap yaptım. Pekiştireç olsun diye. Erbaa, Turhal, Sulova, Merzifon. Hangi fay hattı üzerinde? Belki de bu soru sınavda gelecek. Belki de bir kader denk anı yaşıyoruz şu anda. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde. Delta Ovası oluşumuna en uygun kıyılar Ege kıyıları. Abisi niye? Çünkü kıta sahanlığı geniş. Neden? Dağlar denize dik uzanıyor. Türkiye'de Delta Ovası'nın varlığı olayının etkisiz olduğunu. Neyin? Gelgit olayının etkisiz olduğunu. Yani gelgitin olmadığını değil ama etkisiz olduğunu gösteriyor. Göksu Nehri'nin oluşturduğu Delta Ovası, Silifke, platolar bakımından en zengin bölge İç Anadolu, Teke ve Taşeli hangi oluşumlu platolar? Karstik oluşumlu platolar. Bozok Haymana platolarında ağırlıklı olarak ekonomik faaliyet nedir? Bozok, Yozgat, Haymana biliyorsunuz Ankara. Tarım ve hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, tarımda da tahıl tarımı. Tuz Gölü'nün güneyinde bulunan plato, bak bu Tuz Gölü'nün çevresindeki platoların yerini bilin. Obruk platosu. Bu önemli. Hatta şöyle çizeyim. Şu Tuz Gölü olsun ortada. Güneyde Obruk. Batıda Cihanbeyli. Kuzeybatıda Haymana. Kuzeydoğu'da Bozok. Bohça diye kodluyorum ben bunları. Geçtim. Türkiye'nin sınırları içerisinde en uzun akan suyumuz Kızılırmak. Ama sınırlarımız dışında Fırat. Hidroelektrik enerji potansiyelinin en yüksek olduğu bölge. Potansiyelin en yüksek olduğu Doğu Anadolu. Ama hidroelektrik enerjinin en fazla üretildiği bölge sorarsa Güneydoğu. Bak burada potansiyel var ama o potansiyel tam kinetiğe dönüşmüyor. Nerede? Güneydoğu'da kinetiğe dönüşüyor. Çünkü aynı nehirler oradan da geçiyor. Basra Körfezi'ne dökülen akarsularımız geçen sene sordu işte Fırat. Bak sadece buradaki soruları yapsan geçen sene 15 soru yapıyordun ya. Arkadaşlar şaka gibi yani bak. Bu akşam dinlediğin dersten sen 10 sorunun üstünde soruyu yaparsın. Sordu bunu işte geçen sene. Fırat, Dicle, Basra Körfezi'ne dökülenler. Fırat, Dicle, Zap suyu, Botan çayı. O zaman Fırat bunlar ne oluyor? Açık havza oluyor. Yunanistan sınırımızı çizen Meriç, Ermenistan sınırımızı çizen Arpaçay ve Aras. Ve Arpaçay ve Aras kapalı havza çünkü Hazar Gölü'ne dökülüyor. Türkiye'den doğup yurt dışından denize dökülen akarsularımız Aras, Kura, Arpaçay, Fırat, Dicle, Zap suyu, Botan çayı ve Çoruh. Çoruh özellikle önemli. En hızlı akan nehir ve Gürcistan'dan denize dökülüyor. Bakın ben bunları yazmakta zaman kaybetmiyorum arkadaşlar ama söylüyorum. Çünkü şu anda hızlı bir soru cevap yapıyoruz. Hazar Gölü, Hazar Gölü'ne dökülen kapalı havzalarımızı söyledik. Akarsularımızı söyledik. Dünyadaki peribacaların en güzel örneklerini ülkemizde Kapadokya'da, Nevşehir'de, Ürgüp'te Göreme'de rastlanır. Göl bakımından en zengin bölgemiz hangisi? Şu anda yayında 5270 kişi var. Eminim ki bir kısmı bilmiyordur. Göl bakımından en zengin bölgemiz Akdeniz'dir. Göller yöresi diye yöresi var. En fakiri de Güneydoğu Anadolu'dur. Çünkü düz alan yok. Yani suyun toplanacağı bir çukur yok. Bir kortik yok bizim Elazığlıların tabiriyle. O kadar düz yani. Hatta ben hep söylüyorum Güneydoğu düz değil. Not alın. Güneydoğu Anadolu düz değil. Noktalı virgül dümdüzdür. Anca böyle anlıyorsunuz. En büyük tektonik gölümüz.
Hemen Van diye atlıyorsunuz. Tektonik diyor, tektonik. Uşağım. Tuz Gölü. En büyük gölümüz Van ama en büyük tektonik derse Tuz. He, Van Gölü'nün oluşumunda da tektonik falan. Aslında Van Gölü karma oluşumda. ÖSYM'nin sağa sola belli olmuyor. Belki karma diye sorar. Volkanik set artı ney? Tektonik. Kapalı havza göllerimiz. Soru bekliyorum. Bak Van Gölü, Tuz Gölü, Salda, Yarışlı, Burdur, Acıgöl, Kestel, Sultansazlı. Bak bunları ben hafıza tekniğiyle hatırlıyorum ha. Hemen o resimler geliyor gözümün önüne. Kapalı havza ne demek? Suyunu dışarıya akıtamayan, gideyen olmayan. Fay kaynakları bakımından en zengin, en yaygın olduğu bölge Ege. Neden? En son oluşan bölge. Rüzgar aşının birikim şekillerine en fazla İç Anadolu'da rastlanır. Ülkemizde buzul aşının birikim şekillerine daha çok, buzul aşının birikim şekillerine daha çok 2000, bazı kaynaklarda 2500 metreden sonra rastlanır. O zaman buzul şekillerinin görüldüğü dağları bilmek lazım. Uludağ, Kaçkar, Ağrı, Erciyes, Cilo, Bey Dağları, Aladağlar, Bolkar, Davras. Bunlar önemli. Bunları bir yıl boyunca anlattım. Üstüne basa basa bunlarla ilgili özel canlı yayın yaptım hatta. Her derste birini anlattım biliyorsunuz. Özellikle hangi bölgede rastlanır? Doğu Anadolu'da. Ülkemizde Riya kıyı tipine nerede rastlanır? İstanbul Çanakkale Boğazı ve Muğla'yı bileceksin. Oralarda Rio Karnavalı'nı temsil eden bir şeyler koymuştum hafıza tekniğinde, hatırlıyorsunuz. Ülkemizdeki en yaygın toprak tipi kestane renkli step toprağı ya da kahverengi step toprağı. Kayaçların kimyasal çözünmesi yoluyla ülkemizde daha çok nerede görülür? Karadeniz. Bak burada da şöyle bir yanılgıya düşüyorsunuz. Sanki kimyasal çözünme sadece Karadeniz'de görülür. Ula uşağım, en çok orada görülür. Bütün kıyılarda kimyasal çözünme görülür zaten. Ama en çok nerede? Karadeniz. Sebep yağış çok çünkü. Akdeniz'de de kimyasal çözünme çok hızlı. Çünkü yağış ve karstik araziden dolayı kimyasal çözünme fazla. Geldim doğru yanlış. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Doğru. İstanbul Çanakkale Boğazları 1. jeolojik zamanda oluşmuş. Hayır efendim, 4. yani kuaternerde oluşmuş. Şöyle şey yapayım. Yaklaştırdığım zaman bulanıklaşıyor. İstanbul. Türkiye genel olarak yaşlı masif arazilerden oluşur. Eminim ki buna birçoğunuz hayır diyor. Türkiye genç arazilerden oluşur. Ülkemizde yükselti doğudan batıya doğru artar. Hayır. Batıdan doğuya doğru artar. Hemen atlama. Harran Ovası Senktinal örnektir. Doğru. Nur Dağları Senk Antiktinal'dir. Yanlış. Horst'tur. Türkiye'de sıra dağların büyük çoğunluğu kıvrılmayla oluşmuş. Doğru. Değil mi? Kıvrım dağlarıdır. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark Karadeniz bölgesinde İç Anadolu bölgesine göre daha fazladır. Doğru, çünkü daha engebeli. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yer şekilleri Ege bölgesine göre daha sadedir. Doğru dedik ya, dümdüz. Ege bölgesinde tüm dağlar denize dik uzanır. Yanlış. Menteşe dağları dik mi uzanır? Menteşe dağları paralel uzanır. Değil mi? Adana ve Samsun'daki dağlar denize paralel uzanmasına rağmen denize uzak olduğu için internet ve kıta sahanlığı geniştir. Doğru. Geldim. Belki de 300 soruyu geçeceğiz bu akşam. Ege kıyılarında girinti çıkıntı koy körfezin fazla olması nedeni dağların denize dik uzanmasıdır. Doğru. ÖSYM sana ne diyebilir? Ege genç olduğu için, Ege'de fay hatları fazla olduğu için hayır diyeceksin. Dağların uzanışıyla ilgili. Amik Ovası Graben'dir. Doğru. Menteşe Saruhan Masifi Ege bölgesindedir. Doğru. Volkanizmanın yaşandığı alanlar maden bakımından zengindir. Doğru. Doğu Anadolu. Uludağ oluşum itibariyle batolittir. Doğru. Volkanizmanın yaşandığı alanların toprakları verimsiz olur. Yanlış. Verimli olur. Volkanik alanlarla fay hatları paralellik gösterir. Doğru. Tektonik ovalar fay hatlarıyla paralellik gösterir. Doğru. Delta ovası ile falez paralellik gösterir. Yanlış dostum. Delta'nın olduğu yerde falez olmuyor. Delta ovaları verimli taşınmış topraklar. Doğru. Alüvyal topraklar. Kızılırmak oluşturur delta ovası. Çarşamba. Yanlış. Bafra'dır. Karstik arazide delta ovası oluşumu zordur. Doğru. Zaten bundan dolayı Antalya'da delta ovası oluşmuyor. Şimdi tabii burada daha devam ediyor. Bu kısmı pas geçiyorum. Bakın bunların ekran görüntüsünü alın. Bunlar çok değerli. Size net yaptıracak sorular bunlar. Mesela Oymapınar Barajı üzeri, Oymapınar Barajı Seyhan Nehri üzerindedir. Yanlış.
Nerede? Manavgat Nehri üzerindedir. Karstik arazi geçirimli, kolay çözünebilir. Doğru. Elazığ'daki azar gölüne enerji elde edilir. Doğru. Türkiye'nin Maldivler olarak bilinen göl Van Gölü değildir. Yanlış. Salda Gölü'dür. Borabay Heylan set oluşumlu göldür. Borabay. Doğru. Hatırlayın hafıza tekniğinden. Karstik arazi sadece Akdeniz bölgesinde görülür. Hayır, Konya'da da var, Sivas, Zara'da var, Çankırı'da var. Geçen sene soruldu. Karstik arazi sadece Akdeniz bölgesinde değil. Denge profiline en yakın bölge Marmara'dır. Doğru. Türkiye akarsuları genelde açık havzadır. Doğru. Rejimleri düzenlidir. Yanlış. Ülkemizin akarsularının rejimleri düzensiz. Düzenli olan sadece Karadeniz'dekiler, değil mi? Boyları genelde kısadır. Doğru. Uzama şansı yok çünkü dağlar kıyıya çok yakın, dağlardan doğup denizlere dökülüyor akarsularımız. Bir de üç tarafı denizle çevrili bir ülkeyiz. Uzama şansı bulamıyor akarsular. Mesela Kalanklı kıyı tipine Mersin Silifke arasında rastlanır. Doğru. Regosol toprağı kıyılarda yaygınlık gösterir. Yanlış. Ne dedik? Volkanik arazi. Nevşehir çevresi, Niğde çevresi. Böylelikle arkadaşlar yer şekilleri ünitesini de bitirdim. Geldim. Nereye? Nüfusa. Hızımız nasıl? Bir yorumları açayım. Bu arada bir yudum su içeyim. Türkiye'de ilk gerçekçi nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? Türkiye'de ilk gerçekçi nüfus sayımı 1927. Nüfus sayımlarını yapan kuruluş hangisidir? TÜİK'tir. Kapatayım yorumları. Ülkemizde 5 yılda bir nüfus sayım yapma kararı hangi tarihte alınmıştır? Hangi tarih? 1935. 10 yılda bir sayım yapma kararı ne zaman alındı? 1990. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği son nüfus sayımı hangisidir? 2000 sayımlarıdır. Bu tarihten sonra sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 1923-1960 arasında nüfus artış hızını arttırıcı politikalar güdülmüştür. 1960-1980 arasında nüfus artış hızını azaltıcı. Bakın bu nüfus politikaları çok önemli arkadaşlar. Nüfusun göçlerle birlikte artmasına gerçek nüfus artışı diyoruz. Marmara'nın nüfusu göçlerle artıyor. Ama doğumlarla artıyorsa doğal artış Doğu Anadolu. Ülkemiz tarihi boyunca en yüksek nüfus artış hızı 1955-1960. Bunu hem grafikte yorumlamayı bileceksiniz hem de ezbere bileceksiniz. Neden? Çünkü bu tarihlerde artıcı politika güdülüyor. Bir de artık savaş olmuyor. İnsanlar askerden geliyorlar ve nüfus artışına katkı sağlıyorlar. Ülkemizde dağınık yerleşmenin en yaygın olduğu coğrafi bölüm hangisidir? Bunu bence biliyorsunuz. Doğu Karadeniz. Genellikle Doğu Anadolu bölgesine yaygın olan küçükbaş hayvancılık faaliyetleri için kullanılan üstü açık, etrafı çevrili köy altı yerleşmeleri. Bakın köy altı yerleşmelerinden soru bekliyorum. Bunlara ağıl denir. Ne dendiğini ve nerede olduğunu bileceksin. Türkiye'de en yaygın köy altı yerleşmesi yayla olduğunu bileceksin. Divan yerleşmesi daha çok nerede? Karadeniz bölgesinde. Dağınık yerleşmelerin en fazla olduğu bir tane demişiz Doğu Karadeniz. Aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olduğu il Tunceli. Ekonomik faaliyet kollarını tarım, sanayi, hizmet diye ayırdığımızda nüfusun büyük bölümü hangi sektörde? Hizmet sektöründe. Marmara bölgesinde nüfusun en seyrek olduğu bölüm Yıldız Dağları'nın olduğu yer. Ama Yıldız Dağları'nda nüfus neden seyrek? Olumsuz iklim koşulları değil, yer şekilleri ve sapa kalmış, köşede kalmış. Ülkemizde büyükşehir belediyesi olmak için kaç nüfus kriteri? Bak bunu da sormuşuz. ÖSYM bunu vatandaşlıktan sordu. Bak gerçekten bu kitapta 10-15 tane soru yapardınız. Geçen sene öğrenciden o kadar çok dönüt aldım ki o açıdan bunların ekran görüntüsünü de alın. Sonradan tekrar bir siz de bunu teyit edin arkadaşlar, doldurun. Kaçtır? 750 bin olması lazım büyükşehir belediyesi olabilmen için. Tuz Gölü çevresinde nüfusun seyrek olma nedeni nedir? İklimsel koşullardır. Yani yağışların az olmasıdır. Ülkemizde 2007 yılından itibaren nüfus sayımlarında hangi yöntem kullanılır? De facto mu? De jure mu?
arkadaşlar ülkemizde şu anda de jure nüfus sayım yöntemi kullanılır. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde nüfusun yoğun olma nedeni iklimsel koşullardır diyorum. Ve geçiyorum arka tarafa. Türkiye'de nüfus miktarı sürekli artmaktadır. En çok yaptığınız yanlışlar arasında. Evet, nüfus miktarı sürekli artıyor. Hiç azalmadı. Türkiye'de nüfus artış hızı sürekli artmaktadır. Arka arkaya sordum ki karıştırmayasın. Hayır efendim, Türkiye'de nüfus artış hızı sürekli artmıyor. Bir artıyor, bir azalıyor. Duruma göre değişiyor yani. Pandemi oluyor, ekonomik kriz oluyor, siyasal kriz oluyor. Bunlar nüfus artış hızını etkiliyor. Ülkemizde en düşük nüfus artış hızı 2. Dünya Savaşı yıllarında yaşanmıştır. Yanlış, 2020 yılında yaşanmıştır. Bu bilgiyi artık revize edeceksiniz. Neden? Pandemi koşullarından dolayı. 1/5 olmuştur. Nüfus artışı doğum ve ölümler arasındaki farktır. Doğru. Ülkemizin doğusunda doğal nüfus artışı fazladır. Bu da doğru. Yani doğumlarla. Nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz sonuçlarından biri kalkınma hızının düşmesidir. Doğru arkadaşlar. Şu anda nüfusun artması aslında Türkiye ekonomisini zora sokuyor. Ama devlet 50 yıl sonrasını düşündüğü için şu an hangi politikayı güdüyor diye sorarsa devletimiz, hükümetimiz arttırıcı politikayı, hatta ne diyor Cumhurbaşkanı, en az 3 diyor ya, yani arttırma. Sebep böyle giderse 2050'de vay halimize. Suriyelilerin çoğalma hızına bakıyorsun, Türkiyelilerin çoğalma hızına bakıyorsun. İnanılmaz bir fark var yani. Dolayısıyla devlet ne yapıyor? Nüfus artış hızını destekliyor. İş gücün ucuzlaması nüfus artış hızının yüksek olmasının olumlu sonucudur. Doğru. İş gücün ucuzlaması işveren açısından olumludur. Kadınların iş hayatına girmesi nüfus artış hızını olumlu etkilemiştir. Hayır efendim, olumsuz etkilemiştir. Çalışan kadın çocuk yapmak istemiyor çünkü. Nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülkede demografik yatırımlar da yüksektir. Bu doğru arkadaşlar. Türkiye'de demografik yatırımlar fazla. Demografya, yani nüfusa yapılan yatırım, yani yol, su, elektrik. Zaten devlet demografyaya yatırım yapmaktan fabrikaya yatırım yapamıyor. Değil mi? Yani şu anda hala birleştirilmiş sınıf uygulamaları var, sınıflar hala kalabalık. Devlet okul yetiştiremiyor, öğretmen yetiştiremiyor, öğretmen atamaya parası yetmiyor. O yüzden sözleşmeli öğretmenliği çıkarmış. Yani bunlar hep demografik yatırım oluyor, kalkınma hızımızı yavaşlatıyor. Bir ülkede nüfus piramidinin tabanının dar olması doğum oranı düşük olduğunu gösterir. Bu da doğrudur. Artık bunları siz bence yapıyorsunuz. Nüfus piramitlerinden soru kaçırmıyorsunuz. Bir ülkede nüfus piramidinin tabanı, bir ülke diyorum, Türkiye'de nüfus piramidinin tabanı gittikçe genişlemektedir. Hayır. Türkiye'de nüfus piramidinin tabanı gittikçe daralıyor arkadaşlar. Neden? Doğum oranı azalıyor. Neden? İnsanların tercihleri böyle. İnsanlar evlenmiyor. İnsanlar geç evleniyor. Çocuk yapmıyor haliyle. Yani sizi size mi anlatayım? Sizsiniz işte nedeni. Siz de diyorsunuz ki neden devlettir? Devlet bizi atamıyor ki evlenelim. Sanki atası hemen gidip çocuk yapacaksınız. Yemeyelim birbirimizi. Ama tabii ki evlenmeyi kolaylaştırır. O da bir realite. Ülkemizde ortanca yaş gittikçe düşmektedir. Hayır. Ortanca yaş gittikçe artmaktadır. Yani ülke yaşlanıyor. Nüfus piramidine bakılarak bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapılamaz. Yapılabilir arkadaşlar. Tabanı darsa ülke gelişiyor demektir. Tamam mı? Ülkemizde tarım sektöründe çalışan kişi sayısı gittikçe azaldığı için, bak bunda da çok hata yapıyorsunuz. Tarım sektöründe çalışan kişi sayısı gittikçe azalıyor. Bundan dolayı tarımsal gelir de azalıyor. Yanlış. İnsanın yerini makine alıyor. Tarımsal gelirimiz de azalmıyor, tarımsal üretim de azalmıyor. Teke ve Taşeli yöresinde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Doğru. Bunu direkt nokta atışı bilmen lazım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemize göçleri teşvik etmek için gümrük muafiyeti. Evet, bu da doğru. Dedim, en az nüfus olan ilimiz Yalova'dır. Yanlış. Bayburt. Adana nüfus yoğunluğu fazla olma nedeni turizmdir. Yanlış. Adana'da nüfus yoğunluğu neden fazla? Tarım ve sanayi. Bazı soruları da atlıyorum arada çünkü çok soru var. O yüzden diğer bölümlere de zaman kalsın. Mesela bunun da ekran görüntüsünü size şöyle göstereyim. Bunları bilin. Mesela Şanlıurfa pamuk tarımı hasadından dolayı mevsimlik göç alır. Bak bu doğru. Bunu bileceksin. Konya buğday hasadından dolayı mevsimlik göç almaz. Buğday makineyle toplanan bir üründür.
Marmara'da fizyolojik nüfus yoğunluğu fazladır, doğru. Dedim, Güneydoğu Anadolu bölgesinde aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Hayır, üstündedir. Bakın, Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstünde. Bunu bilin, bu üç bölgede nüfus yoğunluğu fazla. Güneydoğu'da fazla olmasının nedeni yüz ölçümünün küçük olması. Son büyükşehir belediyesi Trabzon'dur. Trabzon hala büyükşehir olamadı. Son büyükşehir belediyesi Ordu'dur. Oba devamlı köyaltı yerleşmesidir. Yanlış. Oba geçici köyaltı yerleşmesi. Bakın, geçici köyaltı yerleşmelerinin baş harfinden Oktay yapıyoruz. Oba, kom, dam, dalyan, ağıl, yayla. Tamam mı? Bunlar geçici köyaltı yerleşmeleri. Sürekli köyaltı yerleşmelerinin de baş harfinden çimdim yapıyoruz. Çiftlik, mezra, divan, mahalle. 150 ile 200 arasında olan, nüfusu 150 ile 200 arasında olan yerleşmelere kasaba denir. Hayır, köy denir. Yanlış. Kasaba 2000 ile 10.000 arası. 10.000'den sonra da kent kabul ediliyor. Türkiye'de en son seçilen sakin şehir Ankara Güdül'dür. Yanlış. Neresidir? Finike'dir arkadaşlar. Kırsal kesimde arazi birleştirmesi uygulaması büyük kentlere göçü azaltır. Bak, bu iki defa soruldu. Devlet şu anda arazi birleştirmesine gidiyor. Miras yoluyla toprakların bölünmesini yasaklamış. Bu da büyük kentlere göçü azaltır. Dolayısıyla doğru oluyor. Ülkemizde genç bağımlı nüfus azalmakta, yaşlı bağımlı nüfus artmaktadır. Bu da doğru. Ülkemizde erkek nüfus kadın nüfustan fazladır. Bu da doğru. Nüfusu da geçtim. Ve geliyorum nereye? Ve geliyorum. Ve geliyorum. Ekonomi politikaları ve tarım. Şimdi 1932-1923 arasında ülkemizde hangi ekonomi politikası uygulanmıştır? Ülkemizde arkadaşlar liberal, bakın önemli bir şey söylüyorum. Atatürk daha o dönemde liberal, yani dünya gerçeklerini bilen, özel sektörü teşvik eden bir politika, ekonomi politikası gütmüş ama başarılı olamamış. Çünkü Cumhuriyet kurulmuş, savaştan çıkmışız. O yüzden özel sektör yok, devlet inisiyatif almış ama liberal, bunu bil. Karma ekonomi politikası ve savaş ekonomisi hangi yıllar arasında uygulanmış? Bunu birçoğunuz bilmiyorsunuz. Milli Eğitim kaynaklarında geçiyor. ÖSYM sordu, size de sorabilir. Hangi yıllara devlet karma ekonomi ve savaş ekonomisi? Arkadaşlar 1933-1950 yılları arası. 1933 ile 1950, yani 1945 2. Dünya Savaşı, oradan aklınıza gelsin. Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuş? 1960. İlk 5 yıllık kalkınma planı 1963. Bunu neyle karıştırıyorsunuz? İlk 5 yıllık sanayi planıyla. Bak burada ne diyor? Kalkınma. 1963 ama sanayi planı ne zaman? 1933. İlk 5 yıllık sanayi planı. Ülkemizde tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı bölge Akdeniz. Nedeni? Ortalama sıcaklık fazla. Tarım ürünlerinde olgunlaşma süresini etkileyen temel faktör sıcaklık. En sıcak neresi ise en erken orada olgunlaşıyor. Tarım ürünlerinde hasat süresini etkileyen faktör makineleşme. Bak, makineleşme olgunlaşma süresini kısaltmaz. Hasat süresini, yani tarladan biçme süresini kısaltır. Türkiye'de tarımda karşılaşılan en büyük sorunun sulama. GAP ile birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesi pamukta birinci olmuştur. Marmara bölgesinin üretiminde birinci olduğu ürünler pirinç, ayçiçeği, kanola, şeftali, ayva ve armut. Üretimi devlet kontrolünde olan tarım ürünleri, bir kez daha söylüyorum, pirinç, haşhaş, kenevir, tütün, şeker pancarı, bunlar devlet kontrolünde. Diyor ki öğrenci, hocam şeker pancarı zararlı mı? Niye devlet kontrol ediyor? Arkadaşlar, şeker pancarı yaş bir meyve ya da sebze olduğu için bozulabilme özelliğinden dolayı fabrikaların işleyebilme kapasitesi kadar izin veriyor devlet. Fazla işlesen, fazla üretsen bozulacak. Fabrika onu işleyemeyecek. O yüzden şeker pancarı devlet kontrolünde. Soru gelir. Bol su isteyen tarım ürünleri. En başta pirinç. Ondan sonra çay deriz. Kıyıdakiler bol su istiyor. Fındık mesela. Olgunlaşma döneminde güneşi görmek istemeyen, güneşlenme isteyen tarım ürünleri. Buğday, şeker pancarı,
pamuk, sebze, bunlar önemli. İthal ettiğimiz tarım ürünleri, neler ithal ediyoruz? Türkiye muz alıyor, pirinç alıyor, mısır alıyor. Değil mi? Bunları alıyoruz. Dünyada ilk 5'te olduğumuz tarım ürünleri. Arkadaşlar dünyada ilk 5'te fındıkta, kayısıda, üzümde, kirazda, incirde, Antep fıstığında, Türkiye dünyada, bir de zeytinde dünyada söz sahibidir. Bakın bu önemli, ihraç ettiğimiz ürünler. Yetişme alanı dar olanlar muz ve çay dedik. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de tarımı yapılmaya başlanan ürünler ayçiçeği, çay ve şeker pancarı dedik. Güneydoğu'nun birinci olduğu tarım ürünleri pamuk, Antep fıstığı ve kırmızı mercimek. Kış ılıklı isteyen tarım ürünleri, kıyılarda yetişenler kış ılıklı istiyor. Başta muz, turunçgiller, zeytin, incir, fındık, çay. Bak bunlar kış ılıklı ister. Ama kış ılıklı istemeyen soğuklara dayanıklı tarım ürünleri, bu da geçen sene soruldu. Ben bu derslerde bangır bangır bağırdım, betüş dedim. Yetişme alanı geniş, soğuklara dayanıklı, iklim seçiciliği az. Bak bu üç cümleyle de sorabilir sana. Hatta ben bunlara bordo bereli ürünler dedim. Hatta dedim ismi de pek bordo bereliye yakışık almadı ama betüş nere, bordo bereli nere? Ama akılda kalsın, buğday, elma, tütün, üzüm, şeker pancarı. Bunlar yetişme alanı geniş, soğuklara dayanıklı, iklim seçiciliği az olan ürünler. Geçtim. %100'ü tek bölgeden yetişen muz, Akdeniz, çay, Karadeniz. Seracılığın en fazla yapıldığı Akdeniz, biyodizel üretiminde kullanılan aspir ve kanola, fizyolojik özelliğinden dolayı üretimde yıldan yıla dalgalanma olan tarım ürünü zeytindir. Bir yıl çok, bir yıl az ürün verir ama buğdayda da dalgalanma olur. Hatta Antep fıstığında bile dalgalanma olur arkadaşlar. Evet, şimdi geçiyorum. Nereye? Ülkemizde madenciliğe geçiyorum. Madenciliğe geçtim ama müsaadenizle bir yudum su içeyim. Ülkemizde maden bakımından en zengin bölge neresi? Doğu Anadolu. Allah bir şeyi almış, başka bir şeyi vermiş. Üstü soğuk ama altı maden bakımından oldukça sıcak. İki saadet bir arada olmuyor demek ki dünyada. Ülkemizde madencinin en büyük problemi sermaye. Zaten ülkemizin problemleri genelde seyle başlıyor. Maden bakımından tarımda da sulama yani. Maden bakımından hayvancılıkta da soy ıslahı bu arada. Bak seyle başlıyor ülkemizin sorunları. Maden bakımından en zengin bölüm Yukarı Fırat. En zengin il Elazığ. Elazığ güzel yazayım ya, o kadar da değil yani. Memleketimizi yazıyoruz. Yok olmadı. Şuraya yazayım. Elazığ. Kalp yapayım. Çiçek. Neyse uğraşmayayım fazla. Elazığ olunca bir anda şeye gittim. Madencilikte en çok kullanılan ulaşım yolu. Demir yolu. Ülkemizde en yaygın maden. Ha, söyleyin bakalım en yaygın maden. Hemen lignit diyeceksiniz. Dolomit diyeceksiniz. Mermer diyeceksiniz. Bor diyeceksiniz. Ülkemizde en yaygın maden lignit. Ama rezerv bakımından en fazla olan dolomit. En çok ihraç ettiğimiz maden mermer. Hoca ne oluyor hoca? Her birine farklı cevap verdin. Ama dünyada birinci olduğumuz o da bor. Tamam mı? Bunlar önemli. En çok ihraç ettiğimiz mermer. Lignite dayalı termik santrallerin en fazla bulunduğu Ege arkadaşlar. Bakın Manisa, Soma, Muğla, Yatağan, Gökova, Kemerköy, Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Seyitömer, Değirmisas. Önemli. Bursa, Orhaneli, Çanakkale, Çan, Ankara, Nallıhan, Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan, Sivas, Kangal. Bu kesinlikle lignitte çalışanları bileceksiniz. Doğalgazdan enerji üreten en fazla bölge Marmara. Hangileri doğalgazda çalışan santrallerimiz? Bursa, Ovakça, Kırklareli, Hamitabat, İstanbul, Ambarlı, İzmir, Aliağa, Balıkesir, Bandırma. Bunlardan hangisi yerli doğalgaz? Hamitabat. Dedik, doğalgazdan enerji üretiminin en fazla olduğu Marmara, rüzgar ve jeotermal enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölge Ege. Niye rüzgarda birinci Ege? Çünkü batı rüzgarlarını ilk karşılayan bölge. Niye jeotermalde birinci? Çünkü yer hatları yani fay hatları çok fazla.
Kaya gazı rezervleri Güneydoğu Anadolu. Yerli doğalgazla çalışan üstelik Hamitabat. Nükleer santral inşaatının devam ettiği iller Sinop ve Mersin. Üçüncü ili sorabilir. Fizibilite çalışması yapılan Kırklareli. Kırklareli de nükleer santral planına alınmıştır. Henüz daha temel atılmadı ama sebebi deniz kenarında olması, deprem riskinin az olması. Yani ham madde ile ilgisi yok. En fazla doğalgaz ithal ettiğimiz ülke Rusya. Üretim ve rezervinde dünyada ilk 5'te yer aldığımız madenler. Arkadaşlar ilk 5'te hangilerinde ilk 5'teyiz? Bor baş harflerini yazıyorum. Bor minerallerinde ilk 5'teyiz. Kromda ilk 5'teyiz. Bakırda ilk 5'teyiz. Perlit'te, perlit geçen sene de soruldu. Diğer adı inci taşı. Feldispat'ta, Trona'da ve ilginçtir Toryum'da dünyada ikinciyiz arkadaşlar. Toryum, Eskişehir Sivrihisar. Bu da soruldu. A dostlar, bu da soruldu. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan doğalgaz boru hattı TANAP. Bunları nedense çok karıştırıyorsunuz ama boru hatları da karışmaz ya. Bunu çizin. Ya bunu kaçırmamak lazım. Direkt ben soruyum ve sana doğru geliyorum diyen konular bunlar. Irak petrollerini Türkiye üzerinden yurt dışına ulaştıran boru hattı Kerkük Yumurtalık. Ülkemizde madencilik faaliyetlerini başlatan kuruluş hangisi? Etibank. Pardon, MTA, Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü. Ama bunu finanse eden banka Etibank. O da battı zaten. Bakır madeni çıkmadığı halde bakır işletme tesisi bulunan ilimiz Samsun. Krom madeni çıkmadığı halde krom işleme tesisi bulunan ilimiz Antalya. Bor işleme tesisi bulunan yerler Bandırma ve Kırka. Petrol sondajlarında kullanılan ve ihraç ettiğimiz maden Barit, Muş ve Alanya. Hatırlıyor musunuz? Hani barın önünde itler oluyordu. Bar it. Niye oluyor? Çünkü burası Muş'tur, yolu yokuştur, parçası çalıyor. Gübre üretiminde kullanılan ve ithal ettiğimiz maden fosfat. Fosfat deyince Mardin Mazı Dağı'nı hatırla, Bitlis'i hatırla, Bingöl'ü hatırla. Kanserojen madde içerdiği için kullanımı yasaklanan madenler asbest ve civa. Civa deyince civayı nasıl bilecektin? Ciki diye kodluyoruz. Ciki, civanın C'si Konya ve İzmir. Üretimi yasaklanmış. Dostlar, ona göre madencilikten korkuyorsunuz. Bunu ben farkındayım. Yine YouTube kanalıma bakın. Bazı madenlerle ilgili videoları paylaştım oradan. Hafıza tekniğine göre. Geçen sene de İzmir'i sordu. FM Çukuru. Altın. Sivas Divri, Malatya Kiman'dan çıkarılan maden demirdir. Vallahi doğrudur diyeceksin. Karabük Demir Çelik Fabrikası, Ereğli'de Demir Çelik Fabrikası. Bu tesislerin yer seçiminde etkili olan faktör ham maddeye yakınlık. Yanlış, yalan, kuru iftira diyeceksin. Karabük ve Ereğli'de demir madeni yok. Ne var orada? Enerji kaynağı olan taş kömürü var. Türkiye'de Konya, Seyirşehir ve Antalya Aksaki'de çıkarılan boksit yatakları vardır. Doğrudur. Nerede işlenir? Konya, Seydişehir'de. Ülkemizde en önemli kükürt yatakları Elazığ'dadır. Doğru olmasını isterdim doğrusu ama yanlış. Isparta, Keçiborlu'da. Türkiye maden ihracatından elde ettiği gelir sanayi ihracatından daha fazla. Keşke öyle olaydı. En az geliri şu anda madenden elde ediyoruz. Bakın, Türkiye sanayi ürünleri satımından %92 para kazanıyor. Özellikle otomotiv. Tarım ürünlerinden %6, madenden sadece %2 kazanıyor. Yani maden yok gibi bir şey. Ülkemizde asfaltit rezervleri, bunu da sormaya doyamadı. Silopi ve Şırnak, doğru. Ülkemizde toryum rezervlerinin büyük kısmı eski. Bak, bunu da geçen sene sordu. Hakikaten şimdi sorular çözünce ben de sanki ilk kez tanık oluyormuşum gibi. Direkt çıkmış sorular geliyor gözümün önüne. Eskişehir, Sivrihisar doğrudur. Zonguldak, Çatalazlı termik santralleri yerli lignit kömürüyle çalışır. Yanlış. Taş kömürüyle çalışır. Lignit kömürüyle değil bir kere. Değil mi? Çatalazlı. Yatağan ve Gökova taş kömürüne dayalı. Hayır, lignite dayalı. Kızıldere ve Germencik'te jeotermal üretilir. Jeotermal enerji üretilir. Doğru. Türkiye'de çıkarılan petrolün %100'ü Güneydoğu. Doğru. Ama %100'ü Batman değil. Mardin ve Diyarbakır'da da, Siirt'te de, Adıyaman'da da çıkarılır. Ataş rafinerisi İzmit'tedir. Arkadaşlar, İzmit'te Ataş değil, İpraş rafinerisi vardır. O zaman benim öğrencim buradan hangi dersi çıkaracak? Rafinerilerin isimlerini bileceksin. Mersin'de Ataş, İzmir'de İpraş, İzmir'de Ali Ağa, Kırıkkale'de Orta Anadolu, Batman'da Batman. Hangisi yerli petrol? Batman. Hangisi en büyük? Kırıkkale. Hangisi stratejik amaçla kurulmuş?
Kırıkkale, Orta Anadolu. Niye İzmir'e, Mersin'e, İzmit'e petrol rafinesi kurulmuş? Ulaşım özelliği, deniz kenarı. Termik santraller iklimsel değişmelerden etkilenmez. Doğru, etkilenmez. Ne etkilenir? Rüzgar etkilenir, hidroelektrik enerji etkilenir. Madenleri de geçtik. Ve geldik sanayi. Evet, bu akşam bir rekora koşuyoruz. Son canlı yayın olduğu için her üniteye değinmek istiyorum. Kaldı 2 ünite. İyi bile geldiğimizi düşünüyorum. Sizler de umarım sizin açınızdan da iyi geçiyordur. Türkiye sanayisinin en büyük problemi yine S ile başladı, sermaye. Türkiye'de sanayinin en geliştiği bölge Marmara. En yaygın sanayi kolları. Bak bu soruluyor. En yaygın ülkemizde un fabrikaları, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları. Bunlar geliyor. Artı tekstili de alayım. Siz diyemezsiniz ki Türkiye'de otomotiv fabrikaları yaygın. Türkiye'de kağıt fabrikaları yaygın. Hayır, yaygın değil. Cam da yaygın değil. Kıyılarda. Yaygın olanlar şunlar. Un, şeker, çimento, tekstil. Özellikle de un, yani gıda sanayisi. Ülkemizde en gelişmiş sanayi kolu gıda sanayisidir. Marmara bölgesinde sanayinin gelişme nedenleri nedir? Arkadaşlar, ulaşım, nüfus, pazarlama. Başka bir şey değil yani. Marmara pazar. Önemli bir satış pazarı. Uçak sanayisinin bulunduğu yerler. Uçak sanayisi neredeydi? Eskişehir ve Ankara. Niye orada? Çünkü Türkiye'nin ortası, dış saldırılara karşı güvenli olan yerler seçilmiş. Kırıkkale'de silah fabrikasının kurulma nedeni yine aynı stratejik neden. Lokomotif sanayisinin bulunduğu yerler. Bir kere en fazla İç Anadolu'da, Eskişehir'de var, Ankara'da var, Sivas'ta var. Marmara bölgesinde, Bursa'da ve Sakarya'da lokomotif. Bak İstanbul'da yok lokomotif sanayisi. İskenderun demir-çelik sanayinin kurulma nedeni ulaşımdır. Değil mi? Deniz kenarı, dış pazarlara satmak. İskenderun'dan çok demir çıkması ya da enerji kaynağı değil. Ereğli Karabük'te demir-çelik sanayinin kurulma nedeni enerji kaynağı, taş kömürü. İhracatta en önemli 3 sanayi kolu bak. En çok ne ihraç ediyoruz? Otomotiv, demir-çelik, makine ve kazan. Dördüncü sırada da elektronik, beşinci sırada tekstil. Elektronik dediğimiz şey beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları. Şeker fabrikasının olmadığı tek coğrafi bölge bazılarınız atlayacak, Karadeniz diyecek. Oysa cevap Güneydoğu Anadolu'dur. Ya Güneydoğu'da şeker fabrikası yok. Karadeniz'de, Kastamonu'da, Tokat'ta var şeker fabrikası. Ham maddeye yakınlığın önemli olduğu sanayi dalları. İşte az önce saydık onları. Et, süt, kağıt dedik. Konserve dedik. Bunlar ham maddeye yakın olması gerekiyor. Yurt dışına mal satmaya ihracat, mal almaya da ithalat denir. İhracatın ithalattan fazla olmasına dış ticaret fazlası denir. Türkiye tarihinde sadece 2 defa dış ticaret fazlası vermiştir. O da 1930 ve 40. Kağıt sanayisinden maddeye yakınlık önemlidir. Arkadaşlar doğru. Cam sanayi ülkeye dengeli dağılmıştır. Yanlış. Bakın, sayısı az olan fabrikaları bilin. Cam fabrikaları nerede? Sinop'ta. Kırklareli'nde, İstanbul'da, Bursa'da, Mersin'de, Balıkesir, Bandırma'da. Yani buraların özelliği ne? Hep kıyıda olması. Çünkü camın ham maddesi deniz konu. İçeride de var. İçeride de Ankara, Polatlı'da var cam fabrikası, şişe cam. Otomotiv sanayisinin tamamı Marmara bölgesindedir. Bakın bu bilgi yanlış oluyor. Böyle genellemeleri hemen atlamayın. Ankara'da da var Ford. Ford diyorum, MAN. Eskişehir'de Ford var, Aksaray'da Mercedes var, İzmir'de BMC var, değil mi? Sanayide karşılaşılan en büyük problem iş gücü temini. Hayır, en büyük problem sermayedir. Unlu mamuller endüstrisi en fazla Karadeniz. Yok canım, ne alaka, Karadeniz'de nemli yerde unlu mamuller olmaz. Yanlış. Niye bakın hep büyük markalar Ülker Ankara'da, Eti Eskişehir'de, Torku Konya'da, farkında mısınız? Şimşek, Bifa, bütün bisküvi markalarını sayabilirim çünkü o konuda biraz pis boğazlığım var. İç Anadolu neden? Kurak çünkü. Nemlenmez. O zaman iklim sanayinin dağılışını etkiliyor değil mi? Buradan çıkan sonuç. Şeker sanayinde ham maddeye yakınlık önemli değildir. Yok canım. Önemli olmaz olur mu? Önemlidir. İzmir Aliağa Rafinerisi'nin kurulmasında ham maddeye yakınlık yanlış. Ham madde değil, ulaşım. İzmir'de petrol mu çıkıyor? İstanbul'da lokomotif sanayisi gelişmiştir. Ne alaka, İstanbul'da lokomotif sanayisi yoktur. Adana'daki sanayileşme Antalya'dan fazladır. İşte bu doğru. Güneydoğu'nun en sanayileşmiş yeri Mardin'dir. Yanlış, Gaziantep'tir. Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında sanayi ürünleri ilk sırada gelir. Doğru.
En çok sattığımız sanayi ürünü otomotiv, doğru. Kereste kağıt ve ihraç ettiğimiz ürünler arasında yanlış kereste ve kağıdı alırız biz. İhracatta en çok kullandığımız ulaşım yolu demir yolu, yanlış deniz yolu. En çok ithal ettiğimiz ürün petrol ve doğalgaz, doğru. İhracatta Avrupa ilk sırada, doğru. İthalatta da ilk sırada Avrupa, bu da doğru. Cam ve çimento ürünleri önemli orada ihraç ederiz, bu da doğru arkadaşlar. Dünyada en çok çimento üreten ülkelerden biriyiz. Son 10 yıla bakıldığında Türkiye'de ithalat verileri ihracat verilerinden fazla olmuştur. Bu da doğru. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca hiç dış ticaret fazlası vermemiştir. Yanlış. 2 defa dış ticaret fazlası vermiş. Çünkü 2 tane teselli golümüz var yani. Ve geldim son bölüme. Arkadaşlar son bölüme geldim. Vallahi nefessiz gidiyoruz ama inşallah değer buna. Sınavda size bon net yaptırır. Siz de sevinirsiniz, mutlu olursunuz. Mehmet hocanıza lahana sarması yaparsınız. Herhalde o kadarını yaparsınız diye tahmin ediyorum. Yoksa kendi kendime kuru teselli mi bu? Yaparsınız, yaparsınız. Ben sizi biliyorum. Şimdi Türkiye'de ulaşım hangi yönde gelişmiş? Doğu batı yönünde gelişmiş. Herkes kalp atıyor, yüz atıyor. Keşke bu da sarma emojisi, sarma atsaydınız. Türkiye'de ulaşımın en büyük sorunu arkadaşlar yine sermaye, bak olay S'ye dayandı. Para yok yani. Ulaşım maliyetli iş. İç ticarette en çok kullanılan ulaşım yolu, karayolu, sakın demir yolu demeyin. Türkiye'de ulaşım maliyetlerinin en fazla olduğu ilk 3 bölge. En çok nerede ulaşım, bak. 1. sırada Karadeniz, 2. sırada Doğu Anadolu, 3. sırada Akdeniz. Niye? En engebeli yerler buralar. Ulaşım maliyeti çok fazla. Türkiye'de bölge içi ulaşımın en kolay olduğu 3 bölge. Bunu da sormuştu geçmişte. Ulaşımın en kolay olduğu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara. Çünkü düz bölgeler. Antalya'yı iç kesimlere bağlayan doğal geçit hangisi? Sertavul mu, Gülek mi, Çubuk mu? Çubuk. Bir de burada Çertikçi geçidi var, onu da söyleyeyim. Adana'yı iç kesimlere bağlayan Gülek, Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlayan Zigana, diğer adıyla Kalkanlı. Türkiye'nin en uzun tüneli değil artık. Ne oldu bu? Zigana oldu. Zigana yeni açıldı. O bitti normalde. Ama Rize'ye Erzurum'a bağlayan Ovit ama en uzun tünel ne oldu? Zigana oldu. Türkiye'nin en uzun asma köprüsü Çanakkale 1915. Karadeniz'in en şirnek limanı Samsun. İlk bölgesel havalimanımız Zafer Havalimanı Afyon, Kütahya ve Uşak arasında. Denize yapılan ilk havalimanı Ordu, Giresun, Ogu diye geçiyor. Ülkemizden gelişmiş turizm dalı. Ülkemizden gelişmiş turizm dalı kıyı turizmi. En fazla turist gönderen iki ülke Rusya ve Almanya. Ülkemizde termal turizmin en geliştiği bölge Ege. Yaylacılık turizmi en fazla Karadeniz. 2023 turizm stratejisine göre dünya birinci hedeflediğimiz turizm dalı termal turizm. Maalesef 2023'teyiz ve dünya birincisi olamadık bu konuda. Türkiye turizm geliri en fazla olan bölge Marmara'dır. Şimdi bir bazılarınız hocam Akdeniz değil mi? Arkadaşlar Marmara her mevsim turist alıyor. Akdeniz sadece yazın alıyor. Marmara kültür turizmi, İstanbul'a gelen giden adli hesabı yok. İstanbul'a gitmenin bir mevsimi var mı? Ya böyle bir yaz gelsin de İstanbul'a gidek. Böyle diyen var mı? Ama yaz gelsin de Antalya'ya gidek diyen var. Çanakkale Bursa arasını kapsayan turizm koridoru hangisi? Turizm koridorlarından soru gelir. Çanakkale ile Bursa arasında Zeytin koridoru arkadaşlar. Şimdi kalemi yaklaştırdığında odak noktasını bulanıklaştırıyor. Ben sadece baş harfini yazıyorum. UNESCO tarafından en son koruma altına alınan kültürel değerimiz Malatya Aslantepe Höyü. İshak Paşa Sarayı hangi ilin sınırları içerisinde? Ağrı Doğu Beyazıt ama UNESCO korumuyor. Dikkat edin. Sümele Manastırı nerede? Trabzon'da. Dairuz Zafaran Kilisesi, bu da soruldu. Mardin'de, hatta Kasımiye Medresesi ile sorulmuştu. Dünyanın 7 harikası içerisinde sayılan ve Türkiye'de toprakları bulunan değerler. Türkiye topraklarında bulunan dünyanın 7 harikasından Artemis Tapınağı ve Kral Mozoles'in mezarı. Bodrum'da yani. Muğla'da Kral Mozoles'in mezarı ve Artemis Tapınağı. Trabzon limanı iç kesimine demiryolu bağlantısı vardır. Yanlış. Doğu Karadeniz'in hiçbir yerinde demiryolu yok. Hatta o hangi yaprak dökümüydü değil mi? Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın. Trenle İstanbul'a geliyor. Ya insan bari bir coğrafya danışmanı alır, bir coğrafya. Hadi beni almıyorsunuz, öğrencilerimi alın. Onlar da size bu konuda rehberlik yapar. Akdeniz bölgesinin en gelişmiş limanı Antalya. Yok canım. Neresi? Mersin.
Doğu Karadeniz ve Hakkari bölümlerine demiryolu bağlantısı yoktur. Hevallah doğrudur. Demiryolu bağlantısı yoktur. Yanına şöyle yazalım. Hevallah. Demiryolu, bazen böyle şey ilginç notlar alın yani, daha hatırlatıcı olur size. Demiryoluyla yolcu taşımacılığı karayolundan fazladır. Yok canım, abartmayalım. Demiryolla yolcu taşımacılığı pek yok. Çünkü yavaş gidiyor. Hızlı trenle yolcu taşımacılığı var. O da karayoluyla yarışacak düzeyde değil. En büyük ithalat ve ihracat limanımız İstanbul'dur. Doğru. Patara, Perge, Olimpos, Termesos, Aspendos, Doritos. Nerede bunlar? Ege'de mi? Hayır. Bunlar Akdeniz'de. Bandırma Limanı'nda demiryolu bağlantısı vardır. Eyvallah doğrudur. Samsun ve Zonguldak limanlarında demiryolu bağlantısı vardır arkadaşlar. Bu da doğru bak. En önemli cümleler bunlar. Bu arada Doritos demişken şimdi ben zaman zaman Instagram'dan soru cevap yapıyorum biliyorsunuz. Vallahi sizi yalnız bırakmadım hiç bir yıl boyunca. Şunu sordum. Hangisi Antalya'daki tarihi antik yerleşmelerden biri değildir? Termesos, Olimpos, Aspendos, bir de Doritos yazdım. Ya arkadaş, yani şeye katılanların %15'i Doritos'u bir yerleşme birimi olarak kabul etmiş. Yani Doritos'un bir cips markası olduğunu, bunu bir yerleşme birimi olamayacağını bilemeyen %15'lik bir kesim var. Şaşırdım yani, esprisine mi yapmış, elimi değdi yoksa inanarak mı yaptı? Bunu ne için söylüyorum? Sınava herkes çok iyi hazırlanmadı. Daha Doritos'la Olimpos'un farkını ayırt edemeyen bir kitle var maalesef. Böyle terelelli bir kitle de var ha. Hiçbir şey vermeyip hayata çok şey bekleyen bir kitle de var. Dünya etrafında dönsün isteyen var. Ya sen gecesini gündüzünü derse veren, geceliğin köpek ulumaları eşliğinde sabahlayan, saçının her teli yapıp kitabın her bir yaprağına döken adamla sen nasıl bir olacaksın? Ben sana hiç bu konuda iyi niyet istemem yani sen atanmanı zaten. Bu işe emek verenden atanması lazım. Keşke bu emek de doğru orantılı olsa, ama büyük oranda da emek de doğru orantılı. Arkadaşlar son sayfadayız. 1,5 saati geçtik ama inşallah değecektir. Ben sizden şunu istiyorum. Bu yayını kaydedeceğim. Çünkü çoluğu çocuğu hastası olanlar bana işte ulaşanlar oldu, izleyemedik. Kaydedeceğim arkadaşlar ya, yani o kadar da değil. YouTube'a da kaydedeceğim hatta. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Bu canlı yayında neyi öğrendiğinizi yazmanızı istiyorum. Bunu da sizden bekliyorum. Aynı zamanda şunu da söylüyorum. Yüzünüze karşı söyleyeyim. Yani bunun zamanı mı, yeri mi? Daha ne zaman söyleyecek? Şimdi hazır baş başayız. Benim YouTube'a yüklediğim içerikleri beğenmeyi, yorumlamayı, paylaşmayı, etkileşimi arttırmayı unutmayın ya. Yani sizden istediğim de bir tane like. Bu da benim egom yükselsin. Aman böyle çok yakışı çekin anlamı. Buna ihtiyacım yok. Gerçekten bunu açtık. Ne için? YouTube'un bütün gelirlerini burs olarak veriyorum. Çok ihtiyacı olan arkadaşımız var. Sizin hiç olmazsa böyle bir katkınız olsun. Yeri geldiği zaman diyoruz ki hocam parti kur oy verelim. Ulan like bile vermiyoruz. Onun için sadece bana değil, size katma değer üreten, ücretsiz içerik üreten herkese bunu yapmanız lazım. Yoksa arkadaşlar zamanla marifetler körelir. İnsanların iştahı kaçar. Bunu bir vazife olarak bilin. Bunu da söyleyeyim. YouTube'a yüklediğimde etkileşimi arttırın. İlk hızlı tren hattı Ankara Eskişehir. Doğru. Turizmden elde edilen gelir dış ticaret açının kapatılmasında kullanılır. Bak bu çok önemli. Bu yüzden de turizme bacasız sanayi denir. Ülkemizde turizme açık en fazla mağara sayısı Antalya ilindedir. Bu da doğru. Damlataş, Karayın, İnsuyu bunları bileceksiniz. Akdeniz bölgesinde. Golf turizminin en fazla geliştiği il Antalya. Bu da önemli. Doğru. Antalya Belek'tir. Sinop yayla turizm koridorunda yer alır. Yanlış. Samsun'la Artvin arasındadır. Sinop'ta hüzün turizmi gelişmiş. Hüzün ne? Cezaevi var. Tarihi cezaevi. O Sabahattin Ali'lerin yattığı yer. İlk milli parkımız Yozgat. Doğru. Süleymaniye Camii UNESCO koruması arasında. Doğru. Değil tabii ki. Ne doğrusu? Süleymaniye değil. Selimiye Camisi. Hemen atlama. Bu doğru. İlk biyosfer rezerv alanı Artvin Camili. Doğru. Termal turizm faaliyetleri sezonluk kış mevsiminde yapılır. Yanlış. Termal turizm yıl boyunca yapılır. Zeugma Antik Kenti Şanlıurfa'da. Yanlış. Gaziantep'te. Doğu Karadeniz bölümünde yol yapım maliyeti Orta Fırat bölümüne göre daha fazladır. Doğru. Orta Fırat dümdüzdür. Kış turizm gelirinde birinci olan bölgemiz Doğu Anadolu. Yok canım. Ne Doğu Anadolu'su? Marmara bölgesi. Doğu Anadolu'da çok kar var ama turist yok. Problem burada yani. Yani şey diyorlar. Başak var, dane yok.
Konya inanç turizm koridorunda bulunmaz. Doğrudur çünkü koridora ihtiyacı yok. Geniş bir avlusu var. İnanç turizm koridoru Mersin'den başlar. Şanlıurfa, Mardin, Hatay illerini kapsar. Niye Konya dahil değil? Çünkü Konya zaten inanç turizminde zirveyi tutmuş. Yani turizm koridorları gelişmeyen yerleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bak turizm koridoruyla ilgili kaç tane soru koymuşum. Türkiye'nin üç tarafı denizle çevrili olması ulaşım imkanlarını sınırlandırmıştır. Yanlış. ÖSYM bazen böyle felsefik cümleler koyuyor. Üç tarafın denizle çevrili olması ulaşım imkanlarını arttırmış. Deniz gibi bir seçenek sunmuş. Zaten bundan dolayı ihracatın, ithalatın %85'i deniz yoluyla yapılıyor. Samsun İnterland'ı Trabzon'a göre daha geniştir. Doğru çünkü Canik Dağları kıyıya uzak. Samsunlar yatsın kalksın Canik Dağları'na dua etsin. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde demir yoluna daha çok yatırım yapılmış. Doğru. Atatürk dönemlerinde. Özellikle Muğla'da demir yolu bulunur. Yanlış bak. Döndürüyorum, dolaştırıyorum, lafı getiriyorum buraya. Çünkü buralardan soru çıkıyor. Demir yolu bulunmaz. Yanlış. Türkiye'de demir yolun ağları genelde güney-kuzey yanlış. Doğu-batı yönündedir. DOKAP, Doğu Anadolu bölgesini kapsayan bir bölgesel kalkınma projesi. Hayır efendim hemen atlama. DOKAP, Doğu Karadeniz. Doğu Anadolu değil. Yanlış. Doğu Anadolu DAP'tır. Bu bölgesel kalkınma projelerinden de soru bekliyorum. Bak amaçları ne? Bölgeleri kalkındırmak, bütün bölgeleri eşit seviyeye getirmek, göçü azaltmak, bölgelerin ekonomisini, ulaşımını, tarımını geliştirmek. Ama şöyle bir amaç yok. Bölgeye yabancı sermaye çekmek gibi bir amacı yok. Ve her bölgesel kalkınma projesinin bir ipucu kelimesi var. Mesela DOKAP dendiği zaman yaylacılık. DAP dediği zaman Doğu Anadolu hayvancılık. ZBK dendiği zaman Zonguldak, Bartın, Karabük, madencilik ve limancılık. Şayet sel ve taşkınlarla mücadele diyorsa YHGP, Yeşil Irmak Kazısı Gelişim Projesi. Sulama diyorsa KOP. Sulama artı enerji diyorsa GAP. Bak ipucu kelimeler buradan çıkarın. Sivas, Doğu Anadolu DAP projesine dahildir. Doğru, İç Anadolu'da olmasına rağmen DAP'a dahildir. Bölgesel kalkınma amaçlarına bir sermayeyi bölge içinde tutmak doğru. Ani harabeleri UNESCO'nun Doğu Anadolu bölgesine kattığı tek eserdir. Yanlış arkadaşlar çünkü Malatya Aslantepe'de var. İnanç turizm koridoru Konya'dan başlar. Yanlış. Kıyılardan sonra en çok turist çeken bölge İç Anadolu Kapadokya. Doğru. Türkiye'ye yıllık gelen turist sayısında dünya sıralamasına ilk ona girer. İlginç ama bu da doğru arkadaşlar. Turist sayısında dünyada ilk ondayız. Turizm gelirinde İlk 20'deyiz. Devletin amacı turist sayısında ve turizm gelirinde ilk 5'e girmek. Bunu da unutmayın. 2023 hedeflerindendi. Hristiyan dünyasında ziyaret edilen hacıla edenlerin hacı olduğu kabul edilen eser Trabzon'daki Sümele Manastırı yanlış. İzmir'deki Meryem Ana Kilisesi. İnanç turizm açısından önem arz eden Balıklı Göl, Adıyaman bu da çıktı soru olarak. Adıyaman değil Şanlıurfa'nın sınırları içerisinde. Arkadaşlar daha normalde böyle arka tarafa da gidiyor. Şunlar da var normalde ama bir de harita üzerinde böyle tekrarlar. Buna girmeyeceğim. Çünkü zaten 1,5 saati açtık. Dile kolay. Bu seneki en uzun canlı yayını yaptım size. Ve burada bitiriyorum. İnşallah bu akşam bahsettiğimiz şeylerden tam böyle karşınıza sorular gelir. Sizler de tebessüm edersiniz. Hayırla yad edersiniz. Evet. Yayınımız bu kadar. Şimdi soracaklarınız varsa alayım. Benim şaftım kaymış durumda. Bu arada müsaadenizle bir yudum su içeyim. İki dikiş şurada var. Bir tane şurada var. Konuşmakta zorlandım bu akşam. Bayağı. Biraz hızlı konuştuk. Ama inşallah maksat hasıl olmuştur. Zaten baştan söyledim. Hızlı gideceğiz. Ne kadar çok veri aktarabilirsem. Yani siz bir şey yaşadınız mı böyle? Bilgilerinizin bir tozunun alınmasını bunu yaşadınız mı? Bir 5 dakikada sizin sorularınıza cevap vereyim. Şöyle de yapabiliriz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Ben ya da asistanlarım yorumlardan da cevap verebiliriz sorularınıza. Videoyu kaydedeceğim arkadaşlar. Tabii şu an yorumlarınız görünmüyor. Yayına yeni takip edenler görünüyor.
Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sınava az bir zaman kaldı. Ben şuna çok inanarak söylüyorum. Yani sıfırdan bir yerlere gelmiş bir insan olarak bir yerlere gelmiş olmayı da kabul etmiyorum. Gelebileceğim en güzel yer sizin gönüllerinizde o katıksız gerçekten organik sevgi var ya. Çünkü biz doğal olarak birbirimizle beraberiz, hemhaliz. Onu önemsiyorum. Ama hayat tecrübesi olarak şunu söyleyeyim. Emek veren karşılığını alıyor. Ama şimdi ama yarın. Gönül ister ki hemen olsun. Fakat o konuda ümitsiz olmayın. Her gün ben böyle ağlaya ağlaya mesaj atanlar var. Hocam inanmıyorum, atandığım şuradayım, buradayım, şuraya bekliyorum gibi ve ben paylaşıyorum bir kısmını. Sizler de buna inanın. Ve sınavla ilgili önemli olarak da şunu söyleyeyim. Sınav yani cumaya kadar çalışın. Ve şu anda zihni çok fazla yorma artık. 12 saatlik çalışmaları bırakın artık. Şeye yaklaştınız. Biraz daha dingin bir ruh haliyle girmeniz gerekiyor. Sınavda her 10 soruda hatta şöyle yapın. Her sayfanın cevaplarını optik forma aktarın. Yani işaretleyip en sonunda toptan optik forma aktarmaya girişmeyin. Bir kötü bir sürprizle karşılaşabilirsin. Sayfa sayfa aktarın. Her 20 dakikada bir zaman kontrolü yapın. Çünkü zamanı yetiştirmek de önemli. Baş edemediğiniz soruya çok zaman harcamayın. Soruyla cebelleşmeyin. İnat etmeyin. Bakın soruların standart sapması yok. Testlerin standart sapması var. Bir matematik kimsenin yapamadığı soruyu yapacağım. Kral Arthur'un kılıcını ben çıkaracağım. Yüksek şey alacağım gibi bir yanılgıya düşmeyin. Testlerin standart sapması var. Ve her zaman da şunu önemsiyorum. Bakınız. Benden hiçbir şey öğrenmediyseniz şunu öğrenmiş olmanız lazım. Bak şunu öğrenmiyorum. Mehmet Eyüp dendiğinde evet coğrafyayı anlatıyorum. Tarih ve vatandaşlığı da hafıza tekniğine göre anlatıyorum. Yakında başka şeyler de anlatacağım. Şimdi benden esas öğrendiğin şeyin şu olması lazım. Biz bordo bereli metaforunu niye kullanıyorum ben bordo bereli? Hayata karşı bordo bereli olacaksın dostum. Bakın ben şu insana kızarım. Hocam beklemediğim soru geldi moralim bozuldu. Öyle yok. Beklemediğin soru varsa geç çözebildiğini çöz. Genel kültürü iyi geçmediyse genel yeteneği çöz. Genel yetenek iyi geçmedi. Bunun eğitimi var. Bak gardını düşürmeyeceksin. Eğitimi iyi geçmedi. Alan sınavı var. Sen şansının nereden döneceğini bilemezsin. Bu sözlerim senin kulağında yankılansın. Ben boşuna mı söylüyorum? Bir bordo bereli yere düşse bile iki avuç toprakla kalkar. Kaybetmek yok. Battı balık yan gider yok. Moral bozmayacaksınız. Sürpriz soru çıkarsa hiç moralini bozmayacaksın. Yapabileceğin sorulara odaklanacaksın. O sürpriz soru zaten elemek için sorulmuştur. Herkes için sürprizdir. En çok ihtiyacınız olan şey moral. Bunu unutmayın, tamam mı? O yüzden şansının nerede döneceğini bilemezsin. Emeğine güven ve şunu yap. Sınav gününe giderken bizim atanma müziğimiz var ya şu ayna. Bak biz bordo berellerin müzikleri var. Sabah kalkma marşımız gündoğdu marşıdır. Akşam canlı yayın marşımız operasyon marşıdır. Bunlar öyle doğal olarak ortaya çıkan, gerçekten bizi resmeden önemli metaforlar, önemli motivasyon metaforları. Atandığınız zamanki müziğimiz nedir? Atandığınız zaman da arkadaşlar Akdeniz parçası. Bunu dinleyerek gidin. O akşam uykusuz geçirebilirsiniz, hiç uyuyamayabilirsiniz. Bu yarın sınavın çok kötü geçeceği anlamına gelmez. Ben hiç uyuyamadığım sınavlarda çok yüksek başarılar elde ettim. Bunu siz de göreceksiniz. Ve soruların %70'inin çok tanıdık geldiğini göreceksiniz. Geriye kalan %30'da biraz daha yoğunluk arz edeceksiniz. Tamam mı? Yani bu olay böyle geçecek. Gerçekten sene başından bu zamana kadar böyle periyodik çalışan bir arkadaş sınavda bununla karşılaşacak. Zaten soruların %70'ini, %75'ini yapmak da size yetecek. %100'ünü yapmanız gerekmiyor. İnşallah bu netleri yaparsınız. Dualarım sizlerle. Allah emeklerinizin karşılığını versin. Yani ekonomik, akademik, psikolojik bir sürü sıkıntı yaşadınız. Emek verdiniz. Hep birlikte emek verdik. İşte görüyorsunuz kimi zaman biz hasta çıktık, kimi zaman bu saatlere kadar yayın yaptık. Sabah bordo bereli marşıyla kaldırdık. Yani tatlı bir şey oldu, tatlı bir heyecan oldu. Dolayısıyla inşallah herkes bunun neticesini alır diye umuyorum. Atanan arkadaşlarımız da var. Bak mesela yorum yazıyorlar. Ne güzel. Peki arkadaşlar ben sizin zamanınızı almayayım. Umarım ayırdığımız zamana değmiştir. Bu akşam son yayınımız olsun dedik. Yayını kaydedeceğim. Tekrar dinlemek isteyen arkadaşlar eksikleri varsa oradan alarak eksiklerini giderebilirler. Sizin soracağınız başka bir şey varsa buradan sorun. Sorunuzu göremiyorsam yorumlara yazın. Oradan
Gördüğüm zaman cevaplayayım ben yarın inşallah. Evet, sizlerden de Allah razı olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Ne demek? Bize teveccüh ediyorsunuz, bize adam yerine koyuyorsunuz, yüceltiyorsunuz. İnşallah biz bunlara layık olabiliyoruz. Vallahi Allah şımartmasın yani. Bu kadar insan bize değer veriyor. Benim en çok korktuğum şeylerden biri şımarmak, ekran budalası, şöhret budalası olmak. Biz kimiz ki? Ya biz Anadolu insanıyız. Yani sizler yüceltiyorsunuz. Siz değer vermezseniz biz sıradan bir öğretmeniz. Ne olduğumuzu unutmayacağız. Neyiz yani? Bir öğretmeniz biz. Dolayısıyla ben de sizlere teşekkür ederim. Sizler de hakkınızı helal edin. Ürünlerimizi alıyorsunuz, ücret ödüyorsunuz, bize teveccüh ediyorsunuz. Sizler de hakkınızı helal edin. Tamam. Pekala. Allah'a emanet olun. Yaşadığınız coğrafyalara selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Ailelerinize de saygı, selam ve hürmetlerimi gönderiyorum. Allah'a emanet. İyi akşamlar.